Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Mine Çakmakçı, Gün Işığı programı ile karşınızdayız. Dışarıda güneş yüzünü göstermemiş olsa da BBN Türk izleyicilerinin güneşi an itibariyle doğmuş bulunmakta diyelim. Hemen bültenimize başlayalım. Önce Türkiye genelinde bir hava durumuna bakalım. Bugün yurt genelinde neler var? Sonrasındaysa İstanbul trafiğine bakacağız. Bakalım durum nasıl? Şimdi gelsin ekrana, hemen bakalım bir Türkiye genelinde hava durumunda bugün neler var? Biliyorsunuz dün sıklıkla aktarmıştık, kar yağışı artık ülke genelinde çok hızlı şekilde yüzünü gösterecekti. Ve şu an haritada gördüğünüz gibi neredeyse ülkenin %80'inde yoğun bir kar yağışı ve sağanak yağmur var. Hemen bakalım hangi bölgelerde var. Gördüğünüz gibi aslında doğudan batıya doğru gelen İç Anadolu'nun da dahil olduğu yoğun bir kar yağışı var. Aslında bölge bölge sayılabilecek gibi de değil, çünkü bütün bölgelerde ve illerde şu an için kar yağışı mevcut. Bizim haritamız 6 ile 12 arası, yani şu an için kar yağışı birçok yerde yüzünü göstermeye başladı. Hemen bakalım, gördüğünüz gibi Edirne Tekirdağ'dan gelen kar sadece şu an bir Marmara bölgesinde, aslında orada bir kar yağışı yok, çünkü sonrasında Düzce, Zonguldak, Bartın'da da yoğun bir kar yağışı var. Muhtemelen birkaç gün içinde İstanbul'da da beklenen yağmurun, karın gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Zaten havalar gerçekten çok soğuk şekilde ilerliyor. Ocak ayında çok sıcak geçti. Bahar havasında ilerledik biz tamamen. Ama baktığımızda artık Şubat ayında gerçekten kışın geldiğini hissedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında Muş, Bitlis, Ağrı, Bingöl, bu bölgelerde yüksek kesimler dahil olmak üzere merkezi yerlerde yoğun bir kar yağışı başladı. Erzurum'da bakalım hemen. Erzurum da bunlardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz Erzurum'da, Bolu'da, Kartalkaya'da, hiçbir yerde, Uludağ'da bir kar yağışı gerçekleşmemişti. Ve kar olmadığı için de geçen seneki suni karları bu sene kullanıp oradaki otelleri çevirmeye çalışmıştı. Otel sahipleri, işletmecileri, ama yavaş yavaş artık gördüğünüz gibi Düzce, Bolu, Erzurum'un yüksek kesimlere kar yağışının başladığını belirtmek istiyorum. Şu an haritada bir kar yağışı gözükmüyor ama sonrasında hemen bakalım, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, bu bölgelerde karla karışık yağmurun olduğunu söyleyebiliriz. Osmaniye bölgesinde bugün sadece sağanak yağmurun olacağını, Şanlıurfa'da da sağanak yağmurun olacağını söyleyelim. Bugün için İstanbul'da beklenilen bir yağmur ve kar durumu şu an için haritada gördüğünüz gibi yok, ama her an her şey olabilir. Çünkü iki tarafımızda da şu an yoğun bir kar yağışı başlayacak bugünden itibaren. Bu da demektir ki artık Marmara bölgesinde de yavaş yavaş beklenilen kar etkisini gösterecek diyelim. Hava durumunu burada noktalandıralım. Hemen bir İstanbul trafiğine bakalım. Bugün haftanın ikinci günü, İstanbul trafiğinde neler var? Gelecek şimdi haritamız ekranlara. Bakalım İstanbul trafiğinde bugün bizi neler bekliyor? Trafik yüzde kaç? Hemen göreceğiz onları. Biliyorsunuz okullar tatil oldu ama trafik hala azalmadı. Hemen bakıyorum. %27. Haritada şu an için çok da yoğun bir trafiğin olmadığını söyleyelim. Hemen bakalım hangi bölgelerde var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Yine her zamanki gibi Kavacık'tan başlayan yoğun bir trafik olduğunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım hemen. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aynı şekilde Çamlıca'dan başlayan, Altunzade'den devam eden yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek şu an için mümkün sevgili seyirciler. %27 şu an için trafiğin durumu. İlerleyen dakikalarda tekrar İstanbul trafiğine bakıyor olacağız. Şimdi haberlerimize bakalım. Biliyorsunuz sıcakların düşmesiyle beraber artık tüm yurtta kar etkisini gösterdi. Bazı noktalarda ise hayat durma noktasına geldi. İzleyelim haberimizi. Doğudan batıya tüm yurt beyaz örtüyle kaplandı. Görüntüler Muş'tan. Yoğun kar kentte 345 mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Tüm ilçelerde karla mücadele eden ekipler kalan 48 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Biriktirdikleri karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıdı. Bitlis'te kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi.
Otomobiller kara büründü. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Belediye ve karayolları ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaş ise dükkanın önünü temizledi. Rize'nin yüksek kesimlerinde de kar yüzünü gösterdi. Kaçkar dağları ve yaylaları beyaza büründü. Kar kalınlığı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15. 2000 rakım üzerindeki yaylalarda ise 1 metreyi aştı. Mega kentte de ilk kar sonunda düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle başlayan kar yağışı Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde ve Şile'de etkisini gösterdi. Bolu'da ise karpostallık görüntüler vardı. Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür devam eden yağış, Gölcük Tabiat Parkı'nda karla kapladı. Ziyaretçilerini yağış altında karşılayan bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar göl kıyısında karla kaplı çam ağaçlarının altında yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede oluşan kar manzarası drone'la görüntülendi. Akşam saatlerinde İstanbul'da bir anda bastıran kar hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bremen seferi yapan uçağının yolcuları 5 saat uçak içinde bekledi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kalkıştan önce buzlanmaya karşı diçik yaptıran uçaklar rötara girdi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bremen seferini yapan uçağı 5 saat rötör yaptı. Yolcular bu süre içinde uçakta bekletildi. Altılı Masa Hükümet Programı ve Ortak Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olarak nitelendirdikleri ortak politikalar mutabakat metnini kamuoyuyla paylaştı. Devlet yönetiminde ve ekonomide hedefleri, reformları, politikaları, projeleri içeren metinde 2000'den fazla yeni düzenleme var. İşte bakalım detaylarına. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yola çıkan altılı masa geçiş sürecinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yarının Türkiye'si temalı toplantıda ortak politikalar metni 9 ana başlıkta toplandı. Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak politikalar mutabakat metninin detayları belli oldu. Genel başkanların hazır bulunduğu tanıtım toplantısında metin Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısı tarafından bölümler halinde açıklandı. Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikalarından oluşan 9 başlıkta 2000'in üzerinde somut hedef ve politikaya yer verildi. Metne göre milletler arası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin meclise ait olduğu anayasal güvence alınacak. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor. Seçim barajının %3'e düşürülmesi planlanıyor. Genel seçimlerde %1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı tasarlanıyor. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması meclis iznine bağlanıyor. Yine metne göre mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor. Siyasi etik kanunu çıkartılması ve mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor. Enflasyonun 2 ay içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi, 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az 2 katına çıkartılması hedefleniyor. Şimdi gözler altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Adaylık konusunda kritik tarih 13 Şubat. Bu tarihte altılı masanın ikinci tur son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Abi seni de bitme. Ben buradayım.
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemenin bu yıl 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması hedefleniyor. Şubat ayında başvuruların Mart ayında maaşlarını alması bekleniyor. Bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyorlar. EYT'ye ilişkin düzenleme meclise sunulduğunu duyurdu. 2 milyon 250 bin kişinin düzenlemeden yararlanacağını söyledi. Teklifin yasalaşacağı tarihi verdi. Haftaya salı günü veya çarşamba günü bu konuda en geç EYT'nin genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz. Milyonların beklediği haber geldi. EYT'ye ilişkin düzenleme meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Teklifin 4 maddeden oluştuğu, yalın ve uygulanabilir olduğunun mesajını verdi. 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek. Akbaşoğlu çalışma hayatının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Emekli olduktan sonra tekrardan işe başlanması durumunda devletin her bir çalışan için iş yerlerine 500 liralık destek vereceğini söyledi. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün arkadaşlarımız, çalışanlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Düzenlemenin Şubat ayında resmi gazetede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra başvurular E-Devlet veya sosyal güvenlik kurumlarından yapılabilecek. İnşallah Mart itibariyle Şubat'ta başvuran bütün emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur. Bir çarpıtmadır, asparagas bir haberdir ve yaklaşımdır. EYT'lilerin öyle farklı bir statüsü söz konusu değil. Dolayısıyla daha az maaş alma gibi bir durum söz konusu değil. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini haberimizde izleyelim. EYT'de sona gelindi, düzenleme meclise sunuldu. Peki vatandaş nasıl yol izleyecek? Birinci adımda EYT durumunun öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için 8 Eylül 1990 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması temel şart. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigorta süresini dolduranlar emeklilik hakkını kazanabilecek. Başlangıç prim gün sayısı 5000 olacak. Prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5975'e kadar çıkabilecek. Bağkur ve emekli sandığında ise prim gün şartı kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 olacak. EYT'den emekli olup olunmayacağını Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 ve SGK'nın ilgili birimlerinden öğrenmek mümkün. EYT kapsamında Bağkur mu SSK'dan mı emekli olunacağınsa doğru hesaplanması gerekiyor. En çok hangi statüden priminiz varsa o statüden emekli olunacak. Ayrıca son 2520 gün bildirilen prim günü dikkate alınıyor. Eksik olan prim günleri doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma gibi kanunda yazan haklarla eksik günler borçlanarak tamamlanabilir. EYT kapsamında emekli olacakların öncelikle işten ayrılması gerekiyor. Bunun için SGK'dan emeklilik hakkı yazısı alıp bu yazıyı işverene teslim edecek. İşveren de kod 8 ile emeklilik nedeniyle işten çıkış işlemini gerçekleştirecek. Bu sürecin ardından emeklilik için başvuru gerçekleştirilebilecek. İşten çıkış işlemi yapıldıktan sonra emeklilik için bağlı bulunan il ilçe sosyal güvenlik kurumuna veya E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunulabilecek. 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başlamıştı. Ödemeler yarın gün sonuna kadar yapılabilecek.
Motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak'ta yıllık olarak gerçekleştiriliyor. Uygulanan MTV Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit iki taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi Salı günü sona erecek. Söz konusu vergi interaktif vergi dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemiyle ödenebiliyor. Geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisine gelecek olursak, Cumhurbaşkanı kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları %122,9'luk yeniden değerlendirme oranı yerine %61,5 baz alınarak hesaplandı. Buna göre 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101.152 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Verilere göre tüketici güven endeksi artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98.1 iken 2023 Ocak ayında %1.3 oranında artarak 99.3 değerini aldı. Ocak ayında güven endeksi bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Verilere göre tüketici güven endeksi de artış gösterdi. Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi %4.6 oranında artarak 79.1 değerini, imalat sanayi güven endeksi %1.8 oranında artarak 103.4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0.6 oranında artarak 93.2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %1.7 oranında azalarak 118.1 değerini, parakende ticaret sektörü güven endeksi %1.0 oranında azalarak 126.2 değerini aldı. Onlar ayrı. Onlar ayrı sektör yani ayrı. Onlar artık. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği davada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Güneş'le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğünü öne sürülen sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Bu karar 7. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkisinin giderilmesine ve telekomünikasyon ağında uzman 3 kişilik bilirkişi kurumunun karar verildi. Yazıcıoğlu davasında sanığın beraat kararı bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmüştü. Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Tanık olarak dinlenen kişi ben kaza günü İsmail'e hiç görüşmedim dedi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise bunu yalanladı. Sanığın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş'le görüştüğünü öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Rahmetli İsmail Güneş'in telefonunu en fazla arayan kişi 16 defa arıyor, 14 dakika küsür görüşüyor. Bu kişi adında Sivaslı bir gazetecinin adına. Başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına bakıldı. Sanıkla İsmail Güneş arasında olay günü toplam 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Sanık hakkında yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Biz bunun üzerine şahsız şikayet ettik doğruyu söylemediğini. Çünkü HTS kayıtlarında açıkça bu kişinin İsmail Güneş'le görüştüğü açık net olarak anlaşılmakta, görülmekte. Sanık ise iddiaları reddedip İsmail Güneş'le görüşme yapmadığını ve HTS kayıtlarını kabul etmediğini belirtti. 14 Eylül 2022'de beraat etti. Avukat Kemal Yavuz kararı itiraz etti. 7. Ceza Dairesi beraat kararını bozdu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi. Haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun. Müzik.
Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Bakalım Hürriyet Gazetesi manşetinde nelere yer vermiş. Hemen sol üstte gördüğüm haberi okumak istiyorum. Serenay'ın taburcu listesi. Biliyorsunuz Serenay Sarıkaya'nın bir telefon kılıfı vardı ve telefon kılıfındaki yazı çok dikkat çekmişti. Yazıda şu yazıyordu: sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik. Kamyon arkası yazısı. Aslında biz bu tür yazı yazanları böyle güleriz, dalga geçiyoruz demeyeyim ama güleriz ve çok da aslında saçma bir şey olduğunu düşünürüz. Ama herkes de muhakkak hayatında bir kere bu tür yazıları hayatının böyle genel özeti olarak almıştı. Sanırım Serenay Sarıkaya da sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik olarak bunu hayatının bir baş yazısı olarak sanırım kayıt altına almak istemiş ve telefon kılıfına bastırmıştı. Haberin detaylarını da aktaralım. Aynada çektiği bir fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik yazısı dikkat çekti ve hemen eski sevgilileri gündeme geldi. Detayını aktaralım yine. Bu yazı Serenay Sarıkaya'nın daha önceki ilişki yaşayıp ayrıldığı Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi milyonlarca hayranı olan isimlere bir gönderme şeklinde yorumlandı. Tabii ki de belki de bilinen bunlar, belki de bilinmeyen bir sevgilisine gönderdi bilmiyoruz ama güzel ve eğlenceli olmuş. Her seferinde kişilerden çok daha böyle sırf ünlü oldukları için çok düzgün şeyler beklemek gerekmiyor. Bence çok da güzel, keyifli bir telefon kılıfı. Hemen aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz dün de aktarmıştık. Yusuf Ziya Gümüşaya ve iki kişinin eşi ve damadı diye adlandırdığı kişinin bir davası vardı. Hemen detayını aktarmak istiyorum. Utanç davasına yayın yasağı. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatma Gümüşel'le 6 yaşındaki kızlarını evlendirdikleri Kadir İstekli'nin yargılanmasına başlandı. Avukat ordusu katıldı. Aile Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, 40 ilin barosuyla kademden temsilciler de davaya katıldı. Duruşma salonu dar gelince mahkeme konferans salonuna alındı. Mahkeme heyeti duruşmanın kapalı olarak devam etmesine, yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Kararın ardından duruşma salonu boşaltıldı. Hemen bakalım, Gümüşel mazeret bildirerek gelmemiş annesi. Çiftin 22 yıl hapisleri isteniyor şu an için. Mağdur tek celse arasında ifade verdi. Duruşmaya katılmadı. Kadir İstekli'nin ise 67 yıl hapsi istendi. Tabii ki de bakacağız bakalım sonuçlandığına dava kim ne kadar ceza alacak. Hemen aktarmak istiyorum. Bakalım başka haberlerimizde neler var. Çok da siyaset aktarmak istemiyorum. Zaten gazete manşetlerimizdeki haberlerin en güncelini biz size haber bültenlerimizde veriyoruz. O yüzden ben biraz daha soft haberlerle devam etmek istiyorum. EYT mecliste maaşla Mart'ta biliyorsunuz aslında bir haftaya onaylanması ve Mart'ta da ilk maaşın verilmesi bekleniyor şu an için. En alt sağ köşede ilaç için iyi haber olarak bir başlık var, onu söylemek istiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı ilaçların piyasada bulunmaması ile ilgili sorunu çözmek için üretimin artırıldığını söyledi. Bakan Koca kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere birçok ilaç piyasaya verilecek dedi. Biliyorsunuz aslında Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanımızın bu anlamda çalışmaları çok da fazla ve kısa sürede çok iş bitirici bir bakan. O yüzden de biz de inanıyoruz ki bir an önce bu ilaç sıkıntısı da bir problemdi ve artık problem olmayacak. Hemen bakalım. Altılı Masa'yı da biliyorsunuz aslında dün açıklama yaptı. Altılı Masa'dan 2300 vaat var. Hemen biraz detaylarını da aktaralım. Altılı Masa'yı oluşturan partilerin seçim beyannamesi niteliğindeki ortak politikalar mutabakat metni dün Ankara'da kamuoyuyla paylaşıldı. Metinde 2300'den fazla hedef yer aldı. Tabii ki de eğer Cumhur İttifakı değil de Millet İttifakı gelirse vaatlerini gerçekleştirip neler olacağını göreceğiz. Hande Fırat'ın bir köşesi var, onu da söylemek istiyorum. Metinde önemli bulduğum iddialı hedefler var. Bir de yer verilmemiş olanlarla yanıtsız kalan bölümler var demiş. Tabii ki de bunları artık yürürlüğe girdiğinde detaylı şekilde daha net görüyor olacağız. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik
Mutlu günler sevgili seyirciler. Biz yarım saati geride bıraktık. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa bir kez daha BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Günaydın diyelim. Hemen şimdi bir Türkiye genelinde hava durumuna bakmak istiyorum. Biliyorsunuz sıklıkla aktarıyorduk zaten bir kar yağışının olacağını ama artık dün itibariyle Türkiye genelinde yoğun bir kar yağışını görebileceğiz. Şimdi haritamız gelecek ekranlara hemen bakalım. Türkiye genelinde yağışlar nasıl? Biz izleyen izleyicilerimiz varsa aktarmıştık biz bülten başında. Türkiye'nin %80'inden neredeyse kar yağışı artık aktif şekilde başladı. Haritamıza geldiğinde şimdi göstereceğim sizlere son durumu. Edirne'de, Tekirdağ'da kar yağışı var. İstanbul'da şu an için bir kar yağışı yok ama biraz daha gittiğimizde Bolu'da, Zonguldak'ta da kar yağışı var. Haritamızda şimdi görüyorsunuz zaten ara kısımda kalıyoruz ve İstanbul'da şu an için bir kar yağışı beklenmiyor. Ama bugün için beklenmiyor öyle söyleyelim. Ara ara da yüksek kesimlere yani İstanbul'da da yüksek kesimlerde kar yağışları oluyor. Aktardık haberlerimizde de Türk Hava Yolları'nda da kalkacak uçaklar da saatlerinde gecikme yaşandı. Hava olaylarını biliyorsunuz çok etkiliyor. Ben hep söylüyorum trafiği çok etkiliyor hava durumu. Bir tek bu yerdeki değil gökyüzündeki hava trafiğini de etkiliyor. Uçaklarda da rötarlar oluyor. Ama artık bunları normal karşılamamız lazım. Çünkü beklenilen kış bir ay sonra geldi. Şubat'a gireceğiz artık. Ocak ayında hiç kar görmedik. O yüzden bu ayda yaşayacağımız hava durumunun ve trafiğin olumsuzluklarını artık görmemeyi tercih edeceğiz. Hemen tekrar bir haritamıza bakalım. Ankara'da, Yozgat'ta, Konya'da, Afyon'da, Düzce'de, Bolu'da, Zonguldak'ta yoğun bir kar yağışı var. Sevgili seyirciler, yüksek kesimlerden artık merkezi yerlere de yavaş yavaş kar yağışının geleceğini söyleyebiliriz. Artık kış kapıda demeyelim, kış geldi yavaş yavaş. Geç de olsa Şubat ayında kışı göreceğiz. Hemen biraz da doğu kısmına bakalım. Hemen görüyorsunuz Muş, Bingöl, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Bitlis bu bölgelerde yoğun bir kar yağışı var. Bu da demektir ki yani haritada zaten görüyorsunuz yeşil ve yıldızlı olarak gösterilen kar işaretlerini ülkenin genelinde yoğun bir kar yağışı var. Tabii ki ilerleyen günlerde muhtemelen haritamız tamamen yeşil ve kar işaretleriyle dolu olacak. Bu da demektir ki kar yağışı artık geldi kapıda. Biz de hazırlıklarımızı yapmadıysak yapalım. Hep söylüyorum kar yağışının sadece yağması değil biz trafiğe de çıkıyoruz. Araçlarımızın lastiklerini değiştirmediysek hemen değiştirelim. Bakımlarını yaptırmadıysak hemen yaptıralım. Çünkü biliyorsunuz hava şartlarından dolayı ilk etkilenen durum trafik ve yol oluyor. Araçlarımız bozulduğunda, karda, kışta derken yolda kalıyoruz ve trafiği de çok etkiliyor. Ondan önce can sağlığımız çok önemli. Allah korusun lastiklerimiz kaydığında bir şey olduğunda önleyemeyeceğimiz durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. O yüzden lütfen önlemimizi alalım. Buradan bir kez daha sizden rica ediyoruz efendim. Şimdi hemen trafiğe bakmak istiyorduk ama İstanbul trafiğinde verilen verilerde bir problem var. Ama ben az önce telefondan baktığım veride söylemek istiyorum ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yine Kavacık'tan başlayan yoğun bir trafiğin olduğunu, aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Çamlıca'dan başlayan bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Şimdi haberlerimize geçelim bakalım haberlerimizde neler var. Buyurun. Sırada Pakistan'dan acı bir haberimiz var. Dün ülkenin Hayber Patunia eyaletinde öğle namazı sırasında camiye intihar saldırısı düzenlenmişti. Çoğunluğunu polis olan 59 kişi hayatını kaybetti. 157 kişi ise yaralandı. Şehrin Polsilines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğunluğu polis 59 kişi yaşamını yitirdi. 157 kişi yaralandı. Saldırı esnasında camide yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Eski İngiltere Başkanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı. Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini öne sürdü. Kremlin ise bu iddiayı yalanladı. Thank you very much. Thank you for your help. Eski İngiltere Başbakanı Putin beni füzeyle tehdit etti dedi. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü.
Rusya'nın Ukrayna işgalinde 11 ay geride kaldı, henüz barış sağlanamadı. BBC'nin Putin Batı'ya karşı belgeselinde ilginç bir itiraf geldi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iddiası dünyayı çalkaladı. Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgali öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü söyledi. Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgal etmesi halinde NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin artacağının uyarısında bulundum. Askeri harekattan caydırmaya çalıştım. Bu sözlerimin üzerine beni bir noktada tehdit etti, dedi. Putin'in, Boris seni incitmek istemiyorum ama füzeyle bu sadece bir dakika sürer gibi ifade kullandığını aktardı. Belgeselde Johnson'la Putin'in telefon görüşmesinden 9 gün sonra 11 Şubat'ta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Shoigu ile görüşmek için Moskova'ya uçtuğu belirtildi. Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığını, ancak her iki tarafında bunun bir yalan olduğunu bildiğini anlattı. Kremlin iddiaları yalanladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, füze tehdidi söz konusu değil. Bu ya kasıtlı ya da bilinçsiz bir yalandır. Bay Johnson'a neden bu şekilde ifade ettiğini sormanız gerekir. Aslında Putin'in onunla ne hakkında konuştuğunu anlamamıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'e yönelik açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. NATO'nun genişlemesine karşı olmadıklarını belirtti. Finlandiya'nın İsveç'e göre daha olumlu adımlar attığının altını çizdi. Bu konuya adil olmamız gerekiyor, dedi. İşte detaylar. Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili, ihracat izinleriyle ilgili olumlu gelişmeler de oldu, onu söyleyebiliriz. Ama İsveç'teki gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç şok olacak diyerek Finlandiya'ya farklı bir mesaj verileceği açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından mevkidaşıyla bir görüşme yaptığını aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Ama öncelikle NATO'nun ve bu ülkelerin karar vermesi lazım. Sürecin başından bu yana İsveç'in aksine Finlandiya'nın olumlu adımlar attığını söyledi. Bizim Türkiye olarak bir, biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. İki, bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik olarak problemlerimiz yok. Üç, onların güvenlik endişesini anlıyoruz. Meşrudur ama bugün NATO'nun belgelerinde iki tehdit var. Belgelerinde geçen. Birisi Rusya. Bundan dolayı bir endişe duyuyorlar, anlıyoruz. Ama diğeri de terörizm. Dolayısıyla Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. İsveç'in propagandalarına devam ettiğinin altını çizdi. Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yaktı. Yani sonuçta şimdi sorunlu olan ülkeyle daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak eğer NATO ve bu ülkelerde böyle bir karar alırlarsa bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikat kışı tatbikatı 2023 Kars'ta gerçekleşti. Bakalım. Konya'da TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü tanıtım töreni düzenlendi. Törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Ev sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kuraklığın Türkiye'de özellikle Konya'yı etkilediğini söyledi. Konya'mız Türkiye'nin tahıl ambarı olduğunu düşünecek olursak üretimde yaşanan her problem tüm ülkemizi de doğrudan etkileme riskini taşımaktadır. İşte bu nedenle küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin kalesi Konya'dır diyebiliriz. Bakan Kurum son 3 yılda Türkiye'de iklim krizinin olumsuz etkilerinin görüldüğünü söyledi. Yaşanan selleri, yangınları örnek gösterdi. Kuraklıktan ve yeraltı sularının çekilmesinden ötürü Konya'da oluşan obruk sayılarını açıkladı. 2500'ü aşan obruk oluştu. Evinizin hemen kenarında, tarlanızın ortasında, kenarında bir gece kalkıyorsunuz sabahleyin. Büyük bir obruk oluşuyor. Konya'mız göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Bu anlamda enstitümüzün Konya'mızda kuruluyor olması çok anlamlı. İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacıların enstitüyle birlikte burs programıyla destekleneceğini söyledi. Bakan kurum yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları da anlattı. İklim krizinin bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. 2002 yılında ülkemizde sadece 145 tane atık su arıtma tesisi vardı. Şu gün atık su arıtma tesisi sayımız 1185'e çıkarıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında iklim kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkması, ülkemizin, şehirlerimizin, evlatlarımızın geleceği adına en büyük arzumuzdur. Yeşil sanayi neden önemlidir? İklim krizi sadece bir çevre meselesi değil. Aynı zamanda üretimi, tarımı, gıdayı, sanayiyi, ticareti çepeçevre saran, olumsuz etkileyen aynı zamanda bir kalkınma meselesi, milli güvenlik meselesi. Kurumun ardından sözü Bakan Mustafa Varan kaldı. Dünyanın değişim ve dönüşümden geçtiğini söyledi. Bakanlık olarak ellerini taşın altına koymaya çalıştıklarını ifade etti. Biz lise öğrencilerini, birinci olan lise öğrencilerini Antarktika'ya gönderiyoruz. Kendi yaptıkları projelerini bizzat orada deneyecekler. Biz gençleri kutuplara araştırma yapmaya götürürken Kılıçdaroğlu'nun vizyonu ne? Her muhtarın yanına bir tane üniversite mezunu sekreter atayacakmış. Adamın da vizyonu işte bu kadar değerli arkadaşlar. Konuşmaların ardından TÜBİTAK, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatı olan Kış Tatbikatı 2023 Kars'ta gerçekleştiriliyor. 2000'e yakın personelin yer aldığı tatbikatta 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu alanda Mehmetçik senaryo gereği çığ altında kalan kişiyi aradı. İşte tatbikatın nefes kesen görüntüleri. Her yer bembeyaz, göz gözü görmüyor. Soğuğa karşı adeta bir çelik gibi direnen Mehmetçik nefesleri kesiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı 2023 Kars'ta devam ediyor. Tatbikata Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor. Tatbikatın hedefleri ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini kış şartlarında sevk idare etme imkanı sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda tecrübeli dost ve müttefik ülkelerle teçhizat ve taktik usuller konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamaktır. Bölgede kış şartları zorlu geçiyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Ancak Mehmetçik için bunun bir önemi yok. Son teknolojiyle üretilen kar kamuflajı sayesinde suya aldırış etmiyor. Tatbikat kapsamında doğal afetler arama kurtarma taburu personeli alanda senaryo gereği çığ altında kalan kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Senaryoya göre çığ düşen bölgede yapılan faaliyete arama kurtarma köpekleri Sıla ve Manas'ta katıldı. Kış tatbikatı 2 Şubat'ta sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kağıthane İstasyonu'ndan İstanbul Havalimanı İstasyonu'na metro ile yolculuk yaptı. Vatandaşlarla sohbet etti. İstanbul'un dört bir tarafından da konforlu ulaşım ağlarıyla örüleceğini söyledi. İstanbul kartta turnikeden geçti. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunu kullandı. Yolcularla sohbet etti. Isparta, bayağı Isparta yolcusu var baktım arkada. Hadi iyi yolculuklar, tamam. Herkese selam. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu ilk önce Gayrettepe metro istasyonunda incelemelerde bulundu. Ardından Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattıyla Kağıthane metrosuna aktarma yaptı. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosuna bindi. Tabii bu hattımızın devamı olan Kağıthane'den Gayrettepe arası 3,5 kilometre. İnşallah fazla zaman geçirmeden
Önümüzdeki aylarda burayı da hizmete açarak 34 kilometreyi 37,5 kilometreye çıkartacağız. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun yakın zamanda açıldığını hatırlattı. Yatırımların puzzle'ın parçaları gibi üst üste eklenerek devam ettiğini söyledi. Yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı üzerinden Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmara'yı olmak üzere toplamda 69 kilometre uzayacağımız devasa bir şehir içi metro hattı olacak. Hatta Küçükçekmece Marmara istasyonundan 80 kilometre uzunluğundaki Marmara'yı da eklerseniz yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda hakikaten İstanbul'un tam bir şehir içi toplu taşıma omurgası olacak bir hattan bahsediyoruz. Bakanlık olarak İstanbul'un dört bir tarafını konforlu ulaşım ağlarıyla öreceklerini belirtti. Türkiye genelinde de raylı sistemler konusunda önemli yatırım yaptıklarını vurguladı. 27 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şehir içi metrolarda olduğu gibi şehirler arasında da şu anda 4200 kilometre hızlı tren ağımızda hummalı bir çalışma var. Onların da meyvelerini önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Hatlarımızı bir bir bitireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA basketbol maçı Türk Kültür Mirası Gecesi düzenlendi. Türkiye'nin gururu olan Cedi Osman da gecedeydi. NBA maçında Türk kültürü rüzgara esti. Türk basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Los Clippers arasında gerçekleştirilen NBA maçında Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Türk gecesi düzenlendi. ABD'nin Ohio eyaletinde yapılan NBA maçı öncesi Amerikalı basketseverler Türk halk dansları gösterisini keyfini çıkardı. Stadyumdaki dijital ekranlar Türk kültürü ve sanatının tanıtım görselleriyle renklendi. Türk kültürünü, dilini, tarihini ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Cleveland Cavaliers Türkiye'nin turistik şehirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Tarihli iki kişiyi Türkiye tatiline göndereceğini duyurdu. Cleveland Cavaliers Los Angeles Clippers'ı 122-99 yendi ve Türk basketbolcu Cedi Osman geceye damgasını vurdu. Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. NBA'de oynayan 4 Türk oyuncudan biri olan milli basketbolcu Cedi Osman 7-3'lük atışıyla kariyer rekoru kırdı ve 29 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Tabii ki çok özel bir gece oldu. Sonuçta baktığınız zaman yani NBA'de 4 tane Türk oyuncumuz var yani ben, Furkan, Alperen bir de Ömer. O yüzden bu gerçekten böyle bir gecenin düzenlenmesi de bizim için çok önemli yani çok mutlu oldum. Ve tabii ki de böyle bir performans, böyle bir gecede sergilemek açıkçası daha da mutlu etti. Amerikalı basket severler hem Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu hem de Cedi Osman'ın kariyer rekoruna şahit oldu. Antarktika kıtasında daha önce 6 sefer gerçekleştiren bilim ekibi 7. bilim seferi için yola çıktı. 19 Türk ve 3 yabancı bilim insanının bulunduğu ekipte bu yıl ilk kez 3 lise öğrencisi de yer alacak. Türk bilim insanlarının Antarktika yolculuğu başladı. Dünyanın beyaz çölü Antarktika Türk bilim insanlarının merceğinde olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğunda TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek Ulusal Antarktika Bilim Ekibi 7. kez Antarktika yolculuğuna çıktı. Bu sene ilk kez bilim ekibinde 3 lise öğrencisi de yer alacak. Teknofest kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri yarışmasında birinci olan Antalyalı lise öğrencileri yeryüzünün en büyük buz çölünde mikroplastikler üzerine çalışmalar yürütecek. Biz meşe ağacı palamudunun meyve kısmından selüloz ve kabuk kısmından nişasta elde ederek bir biyoplastik film sentezledik. Sentezlediğimiz biyoplastik film hem üretim hem de tüketim sürecinde çevre dostu aslında.
Nasıl? Şöyle, geleneksel plastikler doğada 450 yıl gibi çok uzun bir sürede çözünürken, ürettiğimiz biyoplastikler 45 gün gibi çok kısa bir sürede çözünüyor. Hatta bizim bunu deneyeceğimiz Antarktika koşullarında okyanuslar daha bazik bir karaktere sahip, ki bazik karaktere sahip yapılarda daha da hızlı çözünüyor. Yani daha hızlı bir çözüm elde edeceğiz. 19'u Türk, 3 yabancı bilim insanının yanı sıra 3 lise öğrencisinin de yer aldığı seferde 18 farklı bilimsel proje üzerinde çalışılacak. Volkanik yapılar olsun, yer bilimleri olsun, Alplere yönelik çalışmalar olsun, ekosistem çalışmalar olsun. Çok geniş yelpazede çalışmalarımız var. Haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyur. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım Sabah gazetesi manşetlerinde nelere yer vermiş. Hemen bakalım. Sabah gazetesinin hemen yine sür manşetinde EYT'liler var. Biliyorsunuz sıklıkla da aktardığımız haberlerden bir tanesiydi. Tarihi yasa teklifi meclise sunuldu. Çalışan EYT'li için 500 TL prim desteği. Bu yıl 2 milyon 250 bin toplamda 5 milyon kişi için emeklilik yolu açılıyor. Emekli olup çalışan EYT'li için işverene 500 lira destek primi verilecek. Hemen detaylarını da aktaralım. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler faydalanacak. Kıdem tazminatı için kredi garanti fonu destek verecek. Başvurular E-Devlet'ten veya SGK'ya yapılabilecek. En düşük emekli maaşı 5500 lira olacak diye detaylarını aktarmışlar. Biz de sizlere zaten haberlerimizi sıklıkla aktardığımız olaylardan bir tanesi. Aynı zamanda biliyorsunuz dün de Altılı Masa ortak metni yayınladı. Hemen birkaç detayını da aktaralım. Türkiye'nin geleceğini karartma metni olarak Sabah gazetesi başlık atmış. Kayyum'a son, PKK'ya finansın önünü kesen kayyum uygulaması kaldırılacak. Teröre destek kapısı açılacak. İstanbul Sözleşmesi'ne evet, aile yapısını tehdit eden LGBT'yi destekleyen sözleşmeye geri dönülecek. Darbeci FETÖ'cülere af. KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere göreve dönüş sözü veriliyor. Şehir hastaneleri yasak. Sağlık sisteminde devrim gerçekleştiren şehir hastanelerine son verilecek. Altılı Masa'nın dün yayınladığı ortak metindeki konuların başlıklarını yorumlamışlar. Tabii ki de hemen başka haberlerimizde devam edelim. Yine Mehmet Barlas burada yıkım mutabakatı olarak başlık atmış. Ortak politikalar mutabakat metni için bir aktarıp bakalım neler söylemişler. Altılı Masa yıkım mutabakatı üzerinden oy birliğiyle anlaştı. Düzgün yürüyen, vatandaşın memnun olduğu her şeyi bozmayı ve yıkmayı hedefliyor demiş. Okan Müderresioğlu da yazmış ki tehdit cümleleriyle dolu ortak metin. Tabii ki de dediğimiz gibi bunun da gerçekleşmesi için Altılı Masa'nın artık adayın açıklaması ve seçim zamanında da güzel bir oyla da seçilmeleri gerekiyor. Tabii ki de bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu an için hala bir aday açıklayamadıkları için kimin olacağı, nasıl bir oy alacağı biz şu an için kestiremiyoruz önünü. İlerleyen günlerde hep birlikte görüyor olacağız. Türkiye'nin en gözde mesleği artistik olarak başlık atılmış sağ orta kısımda hemen söylemek istiyorum. Dünya internette en çok nasıl pilot olunur sorusuna cevap aramış. Türkiye'de ise nasıl artist olunur diye bakılmış. Peki oyunculuk neden memleketin en gözde mesleği olarak sormuşlar. Sizce neden bilmiyorum ama bence zor şartlar altında çalıştıklarını yok sayıp daha iyi paralar kazanıldığını ve onların artık bir bilinirlik kazandığını hisseden kitle onlar gibi olmak istiyor. Aslında bu oyunculuğun arkasında çok büyük bir emek olduğunu, okumadan, eğitim almadan çok da başarılı bir oyuncu olamayacağını bilmeyerek oyuncu nasıl olun, ajansa yazılıp oradan kas seçimlerinde güzel bir oyuncu olabilirler ama en önemlisi eğitimli güzel bir oyuncu olmak. Çünkü her şeyin eğitimini almak herkes için en değerlisi. Sokağa atılan köpek küçük Mete'yi öldürdü. Kenarda minik bir haber var. Van'ın Tuşba ilçesinde bir kişi 5 gün önce sahiplendiği köpeği dün sokağa attı. Köpek arkadaşlarıyla top oynayan 10 yaşındaki Mete Durna'ya saldırdı. Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Biliyorsunuz sokak köpeklerinde böyle bir saldırganlık şu an için söz konusu. Hepsini kapsamıyoruz tabii ki de ama bunların da önlemini almak çok önemli. Çünkü
10 yaşındaki Mete'nin de hayatının son bulmasına sebep olunmuş. Türkiye'de bir ilk olarak hemen altında Yavuz Donat'ın vitrin haberi var. Aktaralım. Keçiören semt pazarı kışları ısıtılıyor, yazları da klimalı. Gün doğmadan tezgah açan pazarcı memnun, buz gibi havada alışverişe gelen müşteri de. Aslında Keçiören'de de böyle bir sistemin hazırlanması ve kişilere böyle bir olanak sağlanması da çok da güzel. Hemen altında kar geldi, yüzler güldü haberi var biliyorsunuz. Hava durumunda da sıklıkla aktardığımız olaylardan bir tanesiydi. Türkiye'de Ocak ayında hiç kış gelmedi. Kar hiç yağmadı, yağmur bile olmadı. Barajlarımız alarm verdi ama şükürler olsun ki son birkaç gündür sıklıkla söylediğimiz haberlerden bir tanesi kar yağışının artık geldiği, kapıda olduğuydu. Şubat ayında da artık yüzünü gösterdi. Burada da bir haber var. Türkiye hasret kaldığı karlı havaya kavuştu. İstanbul'un yüksek kesimlerine yağan kar sevindirdi. Barajların dolması ve çiftçiler için önemli olan kar yağışı Kırklareli, Rize, Erzincan, Batman, Siirt, Adıyaman'da da etkili oldu. Biz de zaten hava durumunda sıklıkla aktarıyoruz bu haberleri sizlere. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler günaydın. Bir kez daha saatlerimizi 8 yaptık. Bir saati geride bıraktık. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa bir kez daha hoş geldiniz efendim. Günaydın diyelim. Şimdi herkes tabii ki de işine gidiyor. Kalkıp bizi izleyen izleyicilerimiz var. Buradan bir kez daha hepsine hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi hemen Türkiye genelinde bir hava durumuna bakalım. Hava durumunda bugün bizi neler bekliyor? Onlara bakacağız. Gelsin hemen diyecektim. Geldi. Gördüğünüz gibi aslında Türkiye genelinde yoğun bir kar yağışı ve yağmur yağışı var. Kar yağışı ve yağmur yağışı var. Sıklıkla aktarıyorduk zaten sizlere de. Beklenilen kar yağışı artık Türkiye genelinde etkin olmaya başladı sevgili seyirciler. Bu da bizim için çok güzel bir haber. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin yoğun artık kar yağışı altında olduğunu görmek de mümkün haritaya baktığımızda. Yine aynı şekilde Türkiye'nin %80'lik kısmı ya da %70'lik diyeyim kar yağışının aktif olduğunu görebiliyoruz. Edirne'den Tekirdağ, İstanbul'da şu an için çok yoğun bir kar yağışı yok. Yüksek kesimlerine kar yağışı evet başladı ama şu an olduğumuz bölgelerde bir kar yağışını göremiyoruz. Biraz daha ileriye gittiğimizde Düzce, Sakarya, Zonguldak'ta da yoğun bir kar yağışının yağdığını söylemek mümkün. Aynı zamanda hemen Şanlıurfa'da, Bartın'da, Muş'ta bu bölgelerde yoğun bir kar yağışı etkin. Şükürler olsun ki artık kar kapıda diyemiyoruz. Kar geldi. İlerleyen dakikalarda tekrar hava durumunu aktarıyor olacağız sizler için. Şimdi haberlerimize bakalım. Haberlerimize neler var? Karadeniz'in incisi hamsi şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu yıl ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Hamsi Festivali ile ilgili büyük ilgi var. Gelin o festivalden renkli görüntüleri birlikte izleyelim. Bunlar Karadeniz'de getirdik. Taze taze. Karadeniz'in incisi hamsi ABD'de görücüye çıktı. Izgaralar hazırlandı. Ekmek arası hamsiler Amerikalıların beğenisine sunuldu. Bu kez Hamsi Festivali'nin adresi Amerika'nın başkenti Washington DC. Onlarca Amerikalı hamsi yemek için festivale koştu. İki yıl üst üste düzenlenen festivale ilgi büyük. Hamsi, it was delicious. Pelin Esin, Amerikalı eşi Lucas'la birlikte festivale ilk kez katıldıklarını anlattı. İlk defa geliyoruz, şimdi ilk defa getirdim. Hiç hamsi ne olduğunu bilmiyordu daha evvelden. Çok güzeldi. Böyle bir toplum olması, hani Türklerle beraber hani böyle bir şey yaşamamız çok güzel aslında. İyi ki oldu böyle bir katılımdayız. Ha, baktınız mı hamsini? Evet baktım, çok güzeldi. Sıcacık böyle mangaldan çıtır çıtır ekmek arası çok güzel gitti valla. ABD'de yaşayan Türklerin sosyal medya üzerinden kurduğu grup tarafından gerçekleştirilen Hamsi Festivali'ne Washington merkezli Türk-Amerikan Derneği de destek verdi. Sen bırak abi, ben hallederim onu. Türklerin yanı sıra Amerikalıların da katıldığı festivalde ızgara yapılan hamsiler Karadeniz'den Washington'a özel olarak getirildi. Karadeniz hamsisi bunlar. Karadeniz'de getirildi. Taze taze.
sıcaklıkların düşmesiyle tüm yurtta kar etkisini gösterdi. Bazı noktalarda hayat durma noktasına gelse de bazı noktalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da ise beklenen kar sonunda geldi. Doğudan batıya tüm yurt beyaz örtüyle kaplandı. Görüntüler Muş'tan. Yoğun kar kentte 345 mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Tüm ilçelerde karla mücadele eden ekipler kalan 48 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Biriktirdikleri karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıdı. Bitlis'te kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Otomobiller kara büründü. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Belediye ve karayolları ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaş ise dükkanın önünü temizledi. Rize'nin yüksek kesimlerinde de kar yüzünü gösterdi. Kaçkar dağları ve yaylaları beyaza büründü. Kar kalınlığı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15, 2000 rakım üzerindeki yaylalarda ise 1 metreyi aştı. Mega kentte de ilk kar sonunda düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle başlayan kar yağışı Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde ve Şile'de etkisini gösterdi. Bolu'da ise kartpostallık görüntüler vardı. Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür devam eden yağış Gölcük Tabiat Parkı'nda karla kapladı. Ziyaretçilerini yağış altında karşılayan bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar göl kıyısında karla kaplı çam ağaçlarının altında yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede oluşan kar manzarası drone'la görüntülendi. Sevgili seyirciler, hava durumunu da sıklıkla aktarıyoruz. Artık kış ayı geldi. Şubat ayında bunu sıklıkla hissedeceğiz. Ocak ayında çok yaşamadık ama kıyı emniyetinden de bir haber geldi. İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Şu an için elimize geçen en güncel son dakika bilgisi. Yine aktaralım. Kıyı emniyetinden gelen bilgiye göre İstanbul'da sis nedeniyle Boğaz trafik çift yönlü trafiğe kapatıldı. İlerleyen dakikalarda en güncel gelişmeleri tekrar sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi haberlerimize de tekrar devam edelim. Yine hava durumuyla devam edeceğiz. Akşam saatlerinde İstanbul'da bir anda bastıran kar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Hemen aktaralım detaylarını. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kalkıştan önce buzlanmaya karşı uçaklarda rötar yaptı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bremen seferini yapan uçak 5 saat rötar yaptı. Yolcular bu süre içinde uçakta bekletildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA basketbol maçı Türk Kültür Mirası Gecesi etkinlikleriyle renklendi. Türkiye'nin gururu Cedi Osman ise geceye damgasını vurdu. NBA maçında Türk kültürü rüzgara esti. Türk basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Lucky Clippers arasında gerçekleştirilen NBA maçında Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Türk Gecesi düzenlendi. ABD'nin Ohio eyaletinde yapılan NBA maçı öncesi Amerikalı basketseverler Türk halk dansları gösterisini keyfini çıkardı. Stadyumdaki dijital ekranlar Türk kültürü ve sanatının tanıtım görselleriyle renklendi. Türk kültürünü, dilini, tarihini ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Cleveland Cavaliers Türkiye'nin turistik şehirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Talihli iki kişiyi Türkiye tatiline göndereceğini duyurdu. Cleveland Cavaliers Los Angeles Clippers'ı 122-99 yendi ve Türk basketbolcu Cedi Osman geceye damgasını vurdu. Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.
NBA'de oynayan 4 Türk oyuncudan biri olan milli basketbolcu Cede Osman 7-3'lük atışıyla kariyer rekoru kırdı ve 29 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Tabii ki çok özel bir gece oldu. Sonuçta baktığınız zaman yani NBA'de 4 tane Türk oyuncumuz var yani ben, Furkan, Alperen bir de Ömer. O yüzden bu gerçekten böyle bir gecenin düzenlenmesi de bizim için çok önemli yani çok mutlu oldum. Ve tabii ki de böyle bir performans böyle bir gecede sergilemek açıkçası daha da mutlu etti. Amerikalı basket severler hem Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu hem de Cedi Osman'ın kariyer rekoruna şahit oldu. Sevgili seyirciler, hava durumunda sıklıkla aktardığımız olaylardan biri gerçekleşti. İstanbul'da sis nedeniyle Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı emniyetinden gelen bilgiyi tekrar güncelleyelim, size aktaralım. İstanbul trafiği sis nedeniyle Boğaz'da seferlerini çift yönlü askıya aldı. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri tekrar size aktarıyor olacağız. Şimdi haberlerimize devam edelim. Antarktika kıtasında daha önce 6 sefer gerçekleştiren bilim ekibi 7. bilim seferi için yola çıktı. 19 Türk ve 3 yabancı bilim insanının bulunduğu ekipte bu yıl İlk kez 3 lise öğrencisi de yer aldı. Türk bilim insanlarının Antarktika yolculuğu başladı. Dünyanın beyaz çölü Antarktika, Türk bilim insanlarının merceğinde olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğunda TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek Ulusal Antarktika Bilim Ekibi 7. kez Antarktika yolculuğuna çıktı. Bu sene ilk kez bilim ekibinde 3 lise öğrencisi de yer alacak. Teknofest kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri yarışmasında birinci olan Antalyalı lise öğrencileri yeryüzünün en büyük buz çölünde mikroplastikler üzerine çalışmalar yürütecek. Biz meşe ağacı palamudunun meyve kısmından selüloz ve kabuk kısmından nişasta elde ederek bir biyoplastik film sentezledik. Sentezlediğimiz biyoplastik film hem üretim hem de tüketim sürecinde çevre dostu aslında. Nasıl? Şöyle, geleneksel plastikler doğada 450 yıl gibi çok uzun bir sürede çözünürken, ürettiğimiz biyoplastikler 45 gün gibi çok kısa bir sürede çözünüyor. Hatta bizim bunu deneyeceğimiz Antarktika koşullarında okyanuslar daha bazik bir karaktere sahip, ki bazik karaktere sahip yapılarda daha da hızlı çözünüyor. Yani daha hızlı bir çözülme elde edeceğiz. 19'u Türk, 3 yabancı bilim insanının yanı sıra 3 lise öğrencisinin de... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'da kökünü kurutma operasyonuyla alakalı açıklamalar yapıyor. İzleyelim, buyurun. Antalya'da 1321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimiz, hava araçlarımız ve tüm ekip ve unsurlarımızla birlikte bu operasyon 06'da başladı. Aynı şekilde hem bahsettiğim Erzincan, Isparta ve Ordu illerimizde de başladı. Şu anda gerek Erzincan Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Erzincan Emniyet Müdürümüz Kerem Kurt, Isparta Valimiz Aydın Barış ve Isparta Emniyet Müdürümüz Metin Turanlı, Ordu Valimiz Tuncay Sonel ve Ordu Emniyet Müdürümüz Doğu Ateş kardeşimizle birlikte bu operasyonlar başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Hedefimiz Antalya'da 187 idi. Hem polisimizin hem de jandarmamızın. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Bunlar hem uyuşturucu satıcısı, imalat ve ticaretine iştirak edenler olarak tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. Aziz vatandaşlarımıza şöyle bir bilgi vermem gerekir. Sürekli uyuşturucu ve mücadele için sahadayız. Muhakkak yakalamalarımız oluyor. Bu yakalamalarımız kısa süreli takiplerle olduğu gibi uzun erimli projeli takiplerle de gerçekleşmektedir. Projeli takiplerin diğer yakalamalardan farkı şudur.
gerek izi soruşturma olsun, gerek teknik takip olsun, gerek izleme olsun, bir çeteyi çökertebilmek, bir uyuşturucu satış ağını çökertebilmek, imalat ve ticaretine bir şekilde en sert darbeyi vurabilmek için uzun erimli, uzun zamanlı izleme ve takipler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bir taraftan bunu yapmamızın temel sebebi mahkemelerimize delillerimizi en sağlam bir şekilde iletebilmek ve bir vesileyle içeri koyduktan sonra bir daha çıkmamasını temin edebilmektir. Onun için bugün cezaevlerindeki toplam uyuşturucudan bulunan hükümlü, hüküm özlü, tutuklu toplam sayısı 122 bindir. Bundan 6 yıl önce yani 15 Temmuz tarihinde bu sayı 36 bin idi. Yani burada sadece operasyonlarımızın sayısını 3 kat arttırmadık. Aynı zamanda operasyonlarımızın sonucunda ulaştığımız tutuklu sayısı da çok ciddi bir şekilde sahaya yaptığımız baskı çerçevesinde ve neticesinde artmış bulunmaktadır. Yine Ordu ilinde 32 şüpheliden 25'i, Isparta ilinde 20 şüpheliden 18'i, Erzincan ilinde de 21 şüpheliden 17'si bu sabah itibariyle kökünü kurutma operasyonları çerçevesinde gözaltına alınmıştır. Ve şu ana kadar yapmış olduğumuz 40 kökünü kurutma operasyonu aynı şekilde ülkemizin her noktasında devam edecektir. Aziz milletimizin şunu bilmesini isteriz. Her zaman söyledim, söylemeye devam edeceğim. Sabahleyin arkadaşlarımı uğurlarken de tüm arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde ifade ettim. Avrupa ve Amerika uyuşturucuya karşı pes etmişken, narko şoplar açıyorlarken, eroin kullanımı için şırıngayı neredeyse bedava verirlerken, Avrupa'nın birçok ülkesinde şu kadar uyuşturucu kullanmak veya şu kadar uyuşturucu satılabilmeyi kendileri salık verirken, Türkiye bu konuda amansız ve dünyaya örnek bir mücadele sürdürmektedir ve vermektedir. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Milletimiz şundan emin olsun. Türk Polis Teşkilatı, Türk Jandarma Teşkilatı. Yine bu konuda birlikte çalıştığımız gümrük teşkilatlarımız, Mehmetçiklerimiz, sınırdaki kahramanlarımız ve başsavcılıklarımız, savcılıklarımız ve yargının bütün birimleri el birliğiyle hükümetimizin ortaya koyduğu iradeyle birlikte amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için bir büyük mücadele vermektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki talimatları, emirleri, çizdiği vizyon apaçık ortadadır. Biz büyük bir milletiz ve çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak devletimizin asli sorumluluğudur. Biz bu sorumluluğu yerine getirebilmek için dünyaya uyuşturucuyla nasıl mücadele edilebileceğini ve kökünün nasıl kurtulabileceğini göstermek için bu mücadeleye bütün arkadaşlarımızla baş koyduk. Allah yardımcımız olsun. Allah milletimize bizi mahcup etmesin. Bu vesileyle sabahın erken saatinde bu operasyonları gerçekleştiren Antalya'daki, Erzincan'daki, Isparta'daki ve aynı zamanda oradaki bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ve Erzincan valimiz, duyabiliyor muyuz Erzincan valimizi? Duyabilme ihtimalimiz var mı? Ses aç, aç. Şu an. Sayın Bakanım, alıyorum sesinizi. Sayın Valim, buyurun. Sayın Bakanım, Erzincan'ımızdan saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Zat-ı Ali'nizin riyasetinde 38. kökünü kurutma operasyonunu başarılı bir şekilde ifa ettik. İfa etmeye de devam ediyoruz. 38 ekibimiz, 30 özel hareket unsurumuz ve 139 personelimizle bir hava aracı ve iki narkotik dedik köpeğimizle beraber 24 şüpheliye yönelik 25 adreste 4 vilayette operasyonlarımızı ifa ettik. 17 şüpheli an itibariyle gözaltına alınmıştır. Uyuşturucuyla mücadelemiz riyasetimizde sonuna kadar devam edecektir. Arz ediyorum Sayın Bakan. Sayın Valim, teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda
en iyi narkotik polisi anne programını yaparsınız. Biz de Erzincan'a gelmiş oluruz inşallah. Şeref verirsiniz efendim. Benim anlaşılmıştır. Allah'a emanet. Kenan Müdürümüze de selamlar. Allah kolaylık versin. Elinize sağlık. Evet. Aydın Valim, Isparta. Isparta'dan saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Isparta dilerim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasını aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun. Milliyet gazetesiyle bakalım manşetlerinde nelere yer vermiş Milliyet gazetesi. Abdi İpekçi'yi anıyoruz olarak başlık atılmış, hemen sağ üst köşede detaylarını aktaralım. 1 Şubat 1979'da katledilen Milliyet gazetesi genel yayın müdürü ve baş yazarı Abdi İpekçi'yi 44. ölüm yıl dönümünde yarın Zincirlikuyu mezarlığında kabri başında anıyoruz olarak başlık atmış. Törene İpekçi'nin ailesinin yanı sıra Milliyet çalışanların, mesai arkadaşlarının da katılması bekleniyor. Dostları da katılacak. Hamsi 30 TL'ye kadar düştü. Geçen haftalarda tezgahlarda 80 liradan satılan hamsinin fiyatı 30 liraya kadar düştü. Fiyatlara yansıyan bolluk vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürdü. Sardalya'da hamsiyle aynı fiyattan satılıyor. Biliyorsunuz kar yağışları ve yağmurun yağmamasıyla beraber balık fiyatları da artmıştı. Çünkü kış da gelmediği için yapacak bir şey yoktu, ama artık yavaş yavaş normale dönüyoruz. Kışın verdiği normalleri yaşamaya başladık. Her yerde kar var demiştim size. Sıklıkla aktaracağımız haberlerden bir tanesi Türkiye genelindeki yoğun kar yağışını sizlere aktaracaktık. Gerçekten de öyle olmaya başladı. Gazete manşetinde de hemen söyleyelim. Ülke genelinde kuraklık sancısı yaşanırken toprağa da barajlara da can suyu olacak kar yağışları başladı. Kar batıdan doğuya etkili olurken ulaşımda aksamalar yaşandı. 6 ilde 562 yerleşim yerine ulaşım kapandı. Ekipler yolları açmak için seferber oldu. Hep söylüyorum, çok bekledik dedikleri bir cümle vardı. Biz gerçekten karı çok bekledik. Ocak ayında hiç yağmadı. Ve acaba yağacak mı yağmayacak mı diye biz böyle çok düşündük. Barajlarımız biliyorsunuz alarm verdi. Kuraklık olacaktı, tohumlarımız büyüyemedi, tohumlar ziyan olacaktı derken bütün soruların olduğunu unuttuk ve şu an kar yağışındaki o yolların kapandığı haberlerini veriyoruz. Evet, olumsuz haberler ama iyi yönden bakmak lazım. Şükür ki can sağlığımız yerinde, olumsuz kötü bir haberle karşı karşıya değiliz. Kapatılan yollar açılır, önemli olan susuz kalmayalım, kışın verdiği o mevsim normallerini yaşayalım. Biraz da iyi açıdan bakmak lazım. Yollar kapandı, ay kış geldi, soğuk falan diye düşünmeyelim. Çünkü ben de kışı sevmiyorum ama şu an için gerçekten benim bile böyle dört gözle beklediğim bir hava olayıydı. Gerçekleşti diye seviniyoruz. Maden faciasında boşalt talimatı patlamadan sonra hemen biliyorsunuz altında şu an gazete manşetinde veriyor ekranlara da arkadaşlarımız. Enerji Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Amasra Maden Kazası'nın araştırma komisyonunun facianın iç yüzünü öğrenmek için merakla beklediği 54 soruya yanıt verdi. Yanıtlara göre tüm birimlere ocağı boşaltma talimatı telsizle patlamadan sonra 18'i 10 geçe verilmiş. Tabii ki de bu korkunç bir olay, ihmal mi değil mi, hepsini zaten araştırıyor şu an komisyon. Elektrik ve gazda indirim sinyali, sanayinin kullandığı doğalgaza %13 ile 14 indirim yapıldığını anımsatan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde %15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse Mart ayı içinde de bir indirim olabilir dedi. İnşallah Mart ayında da yeni bir indirim gelir. Altılı Masa programını açıkladı. Zaten sıklıkla aktarıyoruz. Bir sürede gündemde kalacak gibi duruyor ortak metin açıklaması. Hemen detaylarından yine birkaç tanesini aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Saray, köşk ve yalılar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçaklar satılacak. Yerine orman yangın söndürme uçakları alınacak. En az bir oy alan siyasi parti hazineden yardım alacak. Yolsuzluk komisyonu kurulacak. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izni zorunlu olacak. İşsizlik tek haneye indirilecek. Detayları zaten çok da uzun. 2300
maddeden oluşan bir ortak metin. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda yine detaylarını görüyor ve birebir yaşıyor olacağız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra biz burada olacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa BBN Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz efendim. Hemen hava durumuyla başlayalım. Bakalım Türkiye genelinde hava durumunda neler var? Ben zaten çok hakimim şu an Türkiye genelinde hava durumuna ama sizin için tekrar bir kez daha hatırlatalım. Biliyorsunuz şimdi haritamız gelecek ekranlara. Uzun zamandır beklenilen ve yolunu gözlediğimiz kar yağışı artık gerçekleşti. Türkiye'nin etkisi altında olduğu kar yağışı ülkenin genelinde yüzünü gösterdi ve artık kar haberlerini paylaşıyor. Size buradan hep söylüyordum. Gün gelecek biz buradan size Türkiye genelindeki kar yağışlarından, hava durumlarından bahsediyor olacağız diye. Gerçek oldu. Ben de böyle manifestlemişim demek ki bunu. Şimdi size bunların haberlerini zaten bültenlerimizde, gazetelerde sıklıkla aktarıyoruz. Şimdi haritamıza geldiğinde ekranlara bakacağız hangi bölgelerde ne kadar kar var. Edirne, Tekirdağ bölgesinde yoğun bir kar yağışı vardı. Şu an için haritada da görüyorsunuz. Aynı zamanda şu an için İstanbul'da bugün yoğun bir kar yağışı yok. Yüksek kesimlerde İstanbul'da kar yağışı başladı bu arada. Haberlerini de aktarıyoruz zaten sıklıkla. Ama şu an için gün içinde çok yoğun etkisi altında olabilecek bir kar yağışı İstanbul'da beklenmiyor. Hemen bakalım Düzce, Zonguldak, Bartın bu bölgelerde yoğun kar yağışı var. Aynı zamanda sağanak yağmur beklentisi de var. Hemen bakalım yine içeriye biraz girelim. Ankara, Çankırı, Amasra'ya. Kırklareli, Yozgat bu bölgelerde kar yağışı var. Hemen biraz daha yukarı çıktığımızda Samsun, Sinop bu bölgelerde de yoğun kar yağışı var. Biraz daha aşağıya bakalım. Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bitlis, Bingöl, Ağrı bu bölgelerde de yoğun kar yağışı yüzünü gösterdi. Bu da demektir ki artık Türkiye'nin dört bir yanından kar haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Bir aydır bekliyoruz açıkçası. Ocak ayında hiç kar yağışı ve yağmur yağışı gerçekleşmedi. Biz de acaba kuraklık çekecek miyiz? Deniz suyunu içmek zorunda kalacak mıyız? Başımıza bir şey gelecek mi? Susuzluk çekecek miyiz falan böyle. Birçok olumsuz olayı konuştuk ama biz bunları konuşurken kar yağışının geleceğini de böyle hiç planlamadık. Çünkü acaba yağar mı yağmaz mı tahminler üzerinden gidiyorduk ama artık bundan sonra muhtemelen Şubat ayı çok zorlu ve kış böyle çok hissedilen bir Şubat ayı olacak. Ocak ayında yağmayan kar muhtemelen Şubat'ta daha fazla aktif olacak. Olsun. Kar yağsın, kuraklık çekmeyelim, susuzluk olmasın, yazın bunları düşünmeyelim. Çünkü kış olmazsa yaz da olmaz. Bizim de bunlara ihtiyacımız var. Türkiye genelinde şu an hava durumu böyle. Zaten sıklıkla aktardığımız son dakikalardan birini tekrar hatırlatmak istiyorum. Kıyı Emniyetinden gelen habere göre de İstanbul'da yaşanılan yoğun sisten dolayı Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü durduruldu ve bazı seferlerde iptal edildi. Tekrarlayalım, Kıyı Emniyetinden gelen son bilgiye göre İstanbul'daki yaşanan yoğun sisten dolayı Boğaz'da gemiler çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bazı seferlerde şu an için durduruldu çünkü çok yoğun da bir sis olduğu için deniz ulaşımında etkiliyor. Zaten hep söylüyorum. Gökyüzünde olan bir hava olayı önce trafiği etkiliyor. Bu bir tek normal araç trafiğini değil, deniz ulaşımını da, havadaki ulaşımı da çok etkiliyor. Olsun, hepsinin seferleri yerine gelir, düzeltilir, telafi edilir ama biz sağlıklı olalım, iyi olalım, kuraklık çekmeyelim, susuzluk çekmeyelim, kışı halledelim, baharda da böyle mutlu güzel bu konuları düşünmeyeceğimiz bir yazı hazırlanalım. Şimdi haberlerimize geçelim, bakalım haberlerimizde neler var, buyurun. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemenin bu yıl 2.250.000 çalışanı doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması hedefleniyor. Şubat ayında başvuruların, Mart ayında da maaşların alması bekleniyor. İzleyelim haberimiz. Bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak
arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyorlar. EYT'ye ilişkin düzenleme meclise sunulduğunu duyurdu. 2 milyon 250 bin kişinin düzenlemeden yararlanacağını söyledi. Teklifin yasalaşacağı tarihi verdi. Haftaya salı günü veya çarşamba günü bu konuda en geç EYT'nin genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz. Milyonların beklediği haber geldi. EYT'ye ilişkin düzenleme meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Teklifin 4 maddeden oluştuğu, yalın ve uygulanabilir olduğunun mesajını verdi. 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek. Akbaşoğlu çalışma hayatının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Emekli olduktan sonra tekrardan işe başlanması durumunda devletin her bir çalışan için iş yerlerine 500 liralık destek vereceğini söyledi. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün arkadaşlarımız, çalışanlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Düzenlemenin Şubat ayında resmi gazetede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra başvurular E-Devlet veya sosyal güvenlik kurumlarından yapılabilecek. İnşallah Mart itibariyle Şubat'ta başvuran bütün emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur. Bir çarpıtmadır, asparagas bir haberdir ve yaklaşımdır. EYT'lilerin öyle farklı bir statüsü söz konusu değil. Dolayısıyla daha az maaş alma gibi bir durum söz konusu değil. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini haberimizde izleyelim. EYT'de sona gelindi, düzenleme meclise sunuldu. Peki vatandaş nasıl yolu izleyecek? Birinci adımda EYT durumunun öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için 8 Eylül 1990 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması temel şart. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigorta süresini dolduranlar emeklilik hakkını kazanabilecek. Başlangıç prim gün sayısı 5000 olacak. Prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5975'e kadar çıkabilecek. Bağkur ve emekli sandığında ise prim gün şartı kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 olacak. EYT'den emekli olup olunmayacağını Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 ve SGK'nın ilgili birimlerinden öğrenmek mümkün. EYT kapsamında Bağkur mu SSK'dan mı emekli olunacağınsa doğru hesaplanması gerekiyor. En çok hangi statüden priminiz varsa o statüden emekli olunacak. Ayrıca son 2520 gün bildirilen prim günü dikkate alınıyor. Eksik olan prim günleri doğum, askerlik, yurtdışı borçlanma gibi kanunda yazan haklarla eksik günler borçlanarak tamamlanabilir. EYT kapsamında emekli olacakların öncelikle işten ayrılması gerekiyor. Bunun için SGK'dan emeklilik hakkı yazısı alıp bu yazıyı işverene teslim edecek. İşveren de kod 8 ile emeklilik nedeniyle işten çıkış işlemini gerçekleştirecek. Bu sürecin ardından emeklilik için başvuru gerçekleştirilebilecek. İşten çıkış işlemi yapıldıktan sonra emeklilik için bağlı bulunan il ilçe sosyal güvenlik kurumuna veya E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunulabilecek. Altılı Masa Hükümet Programı ve Ortak Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olarak nitelendirilen Ortak Politikalar Mutabakat metnini kamuoyuyla paylaştı. Devlet yönetiminde ve ekonomide hedefleri, reformları, politikaları, projeleri içeren metinde 2000'den fazla yeni düzenleme yer alıyor. İşte detaylar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yola çıkan altılı masa geçiş sürecinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yarının Türkiye'si temalı toplantıda ortak politikalar metni 9 ana başlıkta toplandı. Altılı Masa'nın üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak politikalar mutabakat metninin detayları belli oldu. Genel başkanların hazır bulunduğu tanıtım toplantısında metin Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısı tarafından bölümler halinde açıklandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı
hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikalarından oluşan 9 başlıkta 2000'in üzerinde somut hedef ve politikaya yer verildi. Metne göre milletler arası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin meclise ait olduğu anayasal güvence alınacak. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor. Seçim barajının %3'e düşürülmesi planlanıyor. Genel seçimlerde %1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı tasarlanıyor. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması meclis iznine bağlanıyor. Yine metne göre mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor. Siyasi etik kanunu çıkartılması ve mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor. Enflasyonun 2 ay içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi, 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az 2 katına çıkartılması hedefleniyor. Şimdi gözler altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Adaylık konusunda kritik tarih 13 Şubat. Bu tarihte altılı masanın ikinci tur son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Abi seni de gitme. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'e yönelik açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. NATO'nun genişlemesine karşı olmadıklarını belirtti. Finlandiya'nın İsveç'e göre daha olumlu adımlar atacağının altını çizdi. Bu adil olmamız gerekiyor dedi. Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili, ihracat izinleriyle ilgili olumlu gelişmeler de oldu, onu söyleyebiliriz. Ama İsveç'teki gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç şok olacak diyerek Finlandiya'ya farklı bir mesaj verileceği açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından mevkidaşıyla bir görüşme yaptığını aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Ama öncelikle NATO'nun ve bu ülkelerin karar vermesi lazım. Sürecin başından bu yana İsveç'in aksine Finlandiya'nın olumlu adımlar attığını söyledi. Bizim Türkiye olarak bir, biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. İki, bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik olarak problemlerimiz yok. Üç, onların güvenlik endişesini anlıyoruz. Meşrudur ama bugün NATO'nun belgelerinde iki tehdit var. Belgelerinde geçen. Birisi Rusya. Bundan dolayı bir endişe duyuyorlar, anlıyoruz. Ama diğeri de terörizm. Dolayısıyla Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. İsveç'in propagandalarına devam ettiğinin altını çizdi. Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yaktı. Yani sonuçta şimdi sorunlu olan ülkeyle daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak eğer NATO ve bu ülkelerde böyle bir karar alırlarsa bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Eski İngiltere Başkanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı. Johnson, Putin'in kendisine füze saldırısıyla tehdit ettiğini öne sürdü. Kremlin ise bu iddiayı yalanladı. Thank you very much. Thank you for your help. Eski İngiltere Başbakanı Putin beni füzeyle tehdit etti dedi. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Rusya'nın Ukrayna işgalinde 11 ay geride kaldı, henüz barış sağlanamadı. BBC'nin Putin Batı'ya karşı belgeselinde ilginç bir itiraf geldi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson iddiası dünyayı çalkaladı. Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgali öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştüğünü söyledi. Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgal etmesi halinde NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin artacağının uyarısında bulundum. Askeri harekattan caydırmaya çalıştım. Bu sözlerimin üzerine beni bir noktada tehdit etti dedi. Putin'in, Boris seni incitmek istemiyorum ama füzeyle bu sadece bir dakika sürer gibi ifade kullandığını aktardı.
Belgeselde Johnson'la Putin'in telefon görüşmesinden 9 gün sonra 11 Şubat'ta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Shoigu ile görüşmek için Moskova'ya uçtuğu belirtildi. Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığını, ancak her iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiğini anlattı. Kremlin iddiaları yalanladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, füze tehdidi söz konusu değil. Bu ya kasıtlı ya da bilinçsiz bir yalandır. Bay Johnson'a neden bu şekilde ifade ettiğini sormanız gerekir. Aslında Putin'in onunla ne hakkında konuştuğunu anlamamıştır, dedi. Gayrimenkul sektörü mercek altında. Fahiş fiyat artışı yapanlar, yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olanlar, bütün emlakçılar yakın takipte. Konut sektörü radar altında. Yeni evin projesi finansman modelinde fırsatçılığa taviz tanınmıyor. Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz-talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçıların hepsi yakın takipte. Kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulün değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de radar sistemine takıldı. Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan radar sistemiyle mükellefler tek tek inceleniyor. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kağıthane İstasyonu'ndan İstanbul Havalimanı İstasyonu'na metro ile yolculuk yaptı. Vatandaşlarla sohbet etti. İstanbul'un dört bir tarafına da konforlu ulaşım ağlarıyla örüleceğini söyledi. İstanbul kartta turnikeden geçti. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunu kullandı. Yolcularla sohbet etti. Isparta, bayağı Isparta yolcusu var baktım arkada. Hadi iyi yolculuklar, tamam. Herkese selam. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu ilk önce Gayrettepe metro istasyonunda incelemelerde bulundu. Ardından Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattıyla Kağıthane metrosuna aktarma yaptı. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosuna bindi. Tabii bu hattımızın devamı olan Kağıthane'den Gayrettepe arası 3,5 kilometre. İnşallah fazla zaman geçirmeden önümüzdeki aylarda burayı da hizmete açarak 34 kilometreyi 37,5 kilometreye çıkartacağız. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun yakın zamanda açıldığını hatırlattı. Yatırımların puzzle'ın parçaları gibi üst üste eklenerek devam ettiğini söyledi. Yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı üzerinden Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmara'yı olmak üzere toplamda 69 kilometre uzayacağımız devasa bir şehir içi metro hattı olacak. Hatta Küçükçekmece Marmara istasyonundan 80 kilometre uzunluğundaki Marmara'yı da eklerseniz yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda hakikaten İstanbul'un tam bir şehir içi toplu taşıma omurgası olacak bir hattan bahsediyoruz. Bakanlık olarak İstanbul'un dört bir tarafını konforlu ulaşım ağlarıyla öreceklerini belirtti. Türkiye genelinde de raylı sistemler konusunda önemli yatırım yaptıklarını vurguladı. 27 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şehir içi metrolarda olduğu gibi şehirler arasında da şu anda 4200 kilometre hızlı tren ağımızda hummalı bir çalışma var. Onların da meyvelerini önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Hatlarımızı bir bir bitireceğiz. Haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun. Yeni Şafak gazetesinin manşetlerine bakalım. Manşetlerimizde neler var? Buyurun bakalım hemen. Zaten sıklıkla aktardık. Yine tekrar bir söyleyelim. Sürmanşet atılmış. Elektrik ve gazda indirim sürecek. Beklenilen gerçekleşirse Mart ayında
bir indirimin daha gerçekleşeceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, inşallah Mart ayında da yeni bir indirim gelir. Hemen bakalım başka size siyasi haber çok aktarmak istemiyorum. Haç başvuruları bugün bitiyor. Onun hemen detayını vermek istiyorum. Haç başvuruları biliyorsunuz başlamıştı. Bugün son günü. Tekrar buradan hatırlatmış olalım. Başvuru yapacak izleyicilerimiz varsa bugün son günü olduğunu bir kez daha söyleyelim. Hemen devam edelim. Altta bir haber var. Kars'ta gövde gösterisi. Haberimizde de aktarmıştık ama bir kez de buradan okuyalım. En geniş katılımlı tatbikat gerçekleşti. Kars'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 ülkeden personelin yer aldığı Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı 2023 nefes kesti. Hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personel dün kayaklı taarruz, hava hücum harekatı ve havadan ikmal gibi birçok harekatı başarıyla gerçekleştirdi. Aynı zamanda çığın altında kalan bir vatandaş kurtarma operasyonları da gerçekleştirdiler. Haberlerimizi de size aktarmış olduk. Pek çok ilaç piyasaya verilecek. Fahrettin Koca'nın bir haberi var, Sağlık Bakanı. Son dönemde bulunamayan bazı ilaçların kısa sürede piyasaya sunulacağını söyledi. Koca, temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere pek çok ilaç piyasaya verilecek olarak aktardı ve biz de sizlere aktarmış olalım. Hemen yanında eski Türkiye'ye dönüş vakti olarak bir başlık var. Biliyorsunuz Altılı Masa dün ortak metnini açıkladı. 2300 neredeyse vaat vardı. Mutabakat metnini açıklamıştı. 240 sayfalık metinde eski Türkiye'ye dönüş vaat ediliyor. Biliyorsunuz Altılı Masa'nın zaten sıklıkla söylediği şeylerden bir tanesiydi. Eski sistemi geri getirmek istedikleri ve kendi düzenlerini kurmak istedikleriydi. Tabii ki de metinin gerçekleşmesi için Altılı Masa'nın artık adayın açıklaması ve bir an önce de bizim de bunu görmemiz gerekiyor. Sonrasında ayrıca seçimlerde tabii ki de iyi olan, daha iyi vatana millete iyi olacak kişinin seçilmesini temenni ediyoruz. Şimdi Akşam Gazetesi'ne de bakalım. Yeni Şafak'ı burada bırakalım. Bakalım Akşam Gazetesi nelere yer vermiş manşetinde. Elektriğe ve gazda yeni indirim sinyali. Bunu zaten söylemiştik. Tekrar söyleyelim. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Mart ayında tekrar bir indirimin geleceğini söyledi. EYT için prim tavanı da 5975 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı da 5500 olacak. Bunları da sizlere söylemiş olalım. Hemen kenarda bir haber var. Tarım Kredi'den Ramazan'da ucuz et. Tarım Kredi Genel Müdürlüğü Hüseyin Aydın Et ve Süt Kurumu'ndan aldıkları etin artmasıyla Ramazan'da daha uygun fiyata et satacaklar söyledi. İnşallah Ramazan'a da artık 3 ayda da gidik. Ramazan'a da çok da bir şey kalmadı. Bir an önce çok çabuk geçiyor o zaman. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Ramazan da yarın öbür gün gelir. İnşallah daha da indirimli güzel olur. Şaşılık ve miyop patladı olarak bir haber var. Hemen onu aktarmak istiyorum. Anne babalar dikkat olarak başlık atılmış. Pandemi döneminde teknolojiyle daha çok iç içe olan çocuklarda görme bozuklukları arttı. Profesör Hüseyin Yetik dünya genelinde korona ile birlikte bu hastalıkların da pandemisi olduğu nedeni yoğun şekilde yakına bakmak, online eğitim ve teknolojik aletlerle daha çok vakit geçirmek. Biliyorsunuz biz aslında buna hazırda değildik ama pandemi döneminde gördük ki biz gerçekten istediğimizi sistemi direkt devreye sokabiliyoruz. Pandemi döneminde home office'ler, online eğitimler, okullarda bunları birebir yaşamış olduk. Tabii ki de çocukların bu teknolojiye alışık olsa da, telefonla oynuyor olsalar da eğitimde saatlerce bilgisayara bakmaları tabii ki de onları çok yormuş olmalı. Bir an önce fark eden anne babalar varsa hemen tedavi sürecine başlamaları gerekir. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra biz burada olacağız.
Sevgili seyirciler, BBN Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Saatlerimizi 9 yaptık. Biz 2 saati geride bıraktık. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa BBN Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz efendim. Günaydın. Hemen Türkiye genelinde bir hava durumuyla başlayalım. Dışarı çıkacaksanız bugün için önleminizi almanız için size hemen öncesinden hava durumunu aktarıyor olalım. Haritamız geldi zaten ekranlara. Gördüğünüz gibi artık çok söyleyecek de bir şey yok. Kış geldi. Şubat ayına girmeden Ocak ayının sonunda şükürler olsun ki Türkiye genelinde yoğun bir kar yağışını şu an haritada görüyorsunuz. Hemen bakalım haritamızda. Edirne, Tekirdağ tarafında yoğun bir kar yağışı var. Şu an için İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşti. Haberlerimize de sıklıkla aktarıyoruz ama yoğun şu an için. Yeni Bosna'dayız. Biz burada şu an bir kar yağışı yok ama sanki havada kar topluyor gibi bir hava var. Çok yakında birkaç gün içinde İstanbul'da da yoğun kar yağışını hafta sonuna doğru görüyor olacağız gibi hissediyorum. Hemen bakalım İstanbul'u biraz geçtiğimizde Düzce, Zonguldak, Bartın kısımlarında da kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerle başlayan kar yağışı yavaş yavaş merkezi yerlere de inecek. Artık Türkiye'nin bitki örtüsü beyaz kar yağışı olacak gibi duruyor. Hemen devam edelim. Ankara, Kırıkkale, Konya bu bölgelerde de yoğun kar yağışı var. Aktarıyorduk efendim. Konya'da ve Ankara'da da kar yağışı ve yağmur yağışı uzun zamandır gerçekleşmemişti. Ve aktaramadık da bir yağmur yağışını bile söyleyemedik. Tabii ki de bölge bölge değişiklikler gösterebilir ama yoğun bir Konya'da ve Ankara'da kar yağışı ve yağmur yağışı yoktu ta ki bugüne kadar. Bugünden itibaren Konya ve Ankara'da da yoğun kar yağışının etkisi altında olacak illerimizden bir tanesi. Hemen haritamıza devam etmek istiyorum. Afyonkarahisar, Kırıkkale, Amasya, Samsun, Sinop bu bölgelerde de kıyı kesimlerine dahil olmak üzere yoğun kar yağışının etkisi altında olacağını söyleyebiliriz. Hemen biraz doğu tarafına doğru bakalım. Kahramanmaraş, Adıyaman, Bingöl, Muş, Ağrı, Hakkari, Uşak bu bölgelerde de yoğun kar yağışı var sevgili seyirciler. Haberlerimizi aktardık. Yollar kapandı. Ulaşım için yolların açılma çalışmaları devam ediyor. Tabii bunlar olumsuz hava şartlarından dolayı kaynaklanan olumsuz kötü hava olaylar olarak gözüküyor olabilir ama hiç o açıdan bakmayalım. Biz uzun zamandır bu kar yağışını bekliyorduk. O yüzden de bunları artık sevinçli ve güzel haberler olarak bakmak lazım. Yollar kapandı, çıkamadık, gidemedik falan bakmayalım. Kar da zaten 5-6 ay sürmüyor. Şurada 2-3 hafta belki sürecek. O yüzden de şu an karın keyfin tadını çıkartalım. Olumsuz olaylar yerine iyi yönden bakalım. Bu demektir ki yazın kuraklık çekmeyeceğiz, susuzluk yaşamayacağız, deniz suyunu içmek zorunda kalmayacağız, barajlarımızdaki su seviyesi yükselecek. Çünkü ihtiyacımız olan kar yağışıydı ve yağmurdu. Şükürler olsun ki artık onunla da geçtik ve bir an önce de kar yağışının ve yağmur yağışının gerçekleştiğini sizlere bir kez daha söylemek istiyorum. Yine bakıyor olacağız hava durumumuza, trafiğimize. Hava durumu bugün için beklenilenler bu yönde. Şimdi İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiğinde durum nasıl? Yüzde kaç trafik var? Hemen bakıyoruz. %51. Bugün İstanbul trafiği biraz yoğun. Bunun sebebi de biliyorsunuz İstanbul'a şu an yoğun bir sis var. Geçen saat dilimlerinde aktarmıştık. İstanbul'da sisten dolayı da boğazlar trafiğe kapatılmıştı. Ulaşımlarda aksamalar yaşanıyordu deniz seferlerinde. Muhtemelen bu sis ve olumsuz hava şartı gibi görünen kışın verdiği mevsim normalleri trafiği de etkiliyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntümüz gelecek ekranlara, hemen bakalım. Ya güneş de o kadar güzel aydınlatmış ki sanki bahar havası gibi duruyor. Ağaçlar, çiçekler, gördüğünüz gibi Ocak ayında yaşanılan yalancı bahardan dolayı ağaçlar hala yaprak dökemedi. Döktü, tekrar açtı. Şu an baktığımızda Mart, Nisan gibi gözüküyor buradan tablo ama Şubat ayına gireceğimizde unutmayalım. Hemen bakalım trafiğe. İki köprünün üstü, köprünün üstünde iki yönde de yoğun bir akıcı trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçişin daha yoğun bir trafik altında olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Avrupa'dan Anadolu'ya geçti. Kavacık'tan sonra bir trafik başlıyor ama köprü üstünde yoğun bir trafiğin olmadığını da söyleyebiliriz. Hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakmak istiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yollarında, Şile Otoyolu'nda ve onun dışında aynı zamanda Çamlıca, Altunzade güzergahından da devam eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde yoğun bir trafik var. Şu anda gördüğünüz gibi Çamlıca'dan da görüntümüz geldi ekrana. Burada da havalar çok güzel duruyor buradan bakıldığında. Trafikte aynı şekilde
Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun, bayağı yoğun bir trafik var. Arabalar durmuş diyebiliriz ama Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Çamlıca güzergahında bir trafiğin olmadığını da söyleyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi metrobüs güzergahları açık. Hep söylüyorum, şimdi kış geldi. Arabalarımızla dışarı çıkmak istemeyebiliriz. Kar yağışları başlayacak, yollar kapanacak. Olumsuz durumlarla karşı karşıya gelmemek adına metroyu, metrobüsleri, bu tür ulaşım araçlarını kullanmamız bizim için daha kolay ve daha güzel bir ulaşım aracı. Çünkü çok yoğun kar yağışı olduğunu hep söylüyorum. Önce etkilenen yerlerden biri trafik oluyor. Deniz trafiği olur, karayolu trafiği olur, havayolu trafiği olur. Hep bunlar etkileniyor. O yüzden de lütfen bu tür durumlarda metro, metrobüs ulaşım araçlarını kullanırsak hem trafiği biraz hafifletmiş oluruz hem de biz daha kolay ulaşım sağlamış oluruz. Şimdi Haliç Köprüsü'nden görüntü gelecek, hemen bakalım. Haliç Köprüsü'nde gördüğünüz gibi yan yol, bağlantı yolları dahil olmak üzere dört yolunda çok yoğun bir trafik altında olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine söylediğim gibi metrobüs güzergahında orada görüyorsunuz vızır vızır metrobüsler gidip geliyor. Trafikte kalmaktansa gideceğimiz yere 5-10 dakika ayakta kalarak metrobüs güzergahını kullanabiliriz. Alternatif yolları seçmek bu anlamda ya da ulaşımları seçmek çok daha doğru. Haftanın ikinci günü yoğun da bir trafik var biliyorsunuz. Şimdi yine görüntülerimiz gelecek ama bakmak istiyorum. %51 şu an için İstanbul trafik yoğunu. Avcılardan görüntü gelecek ekranlarınıza, hemen bakalım. Avcılardaki şu an gün doğumundaki o gökyüzü olayından şu an trafiğe odaklanamıyorum sevgili seyirciler. Ben hep söylüyorum, iyi şeylere bakmak lazım. Biraz aşağıya baktığımızda trafik var ama biraz yukarıya baktığımızda çok muhteşem bir manzara şu an için bizleri karşılıyor diyebiliriz. Saatlerimiz 9 oldu. Gökyüzünü de görüyorsunuz. Çok da güzel bir görsel şölen sergiliyor bizlere. Maalesef ki trafiğe bakalım. Orada gördüğünüz gibi trafikte de akıcı bir trafik yoğunluğu olduğunu söylemek mümkün. Ama yine söylüyorum, trafiğe bakıp da o manzarayı da kaçıramazdık. Ben hep söylüyorum, olumsuz olaylardan dolayı güzel olayları görmeyi seçmek lazım. Ve biz oradaki detayı yakalamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi ajansından bir görüntü gelecek. Ankara'dan kar yağışını ben aktarmıştım zaten, Ankara'da yoğun bir kar yağışı olacağını. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Ankara beyazlar altında diyebiliriz. Yoğun da sis var. Türkiye genelinde de yoğun bir sis var. Biliyorsunuz kar yağışının olduğu yerlerde yoğun da sis aslında oluyor. Kameralarda gördüğünüz gibi binaların üstü çatılar bembeyaz olmuş. Yerlerde de yoğun bir kar yağışı vardı. Artık Ankara'da dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından dört bir tarafından sizlere kar yağışlarını, görüntülerini, haberlerini aktarıyor olacağız. Hep söylüyorum, Ocak ayında yaşamadığımız kar yağışı artık etkisini göstermeye başladı Ocak bitmeden. Gördüğünüz gibi camiler, arabalar yollarda yoğun kar altında bembeyaz, beyaz örtüyle Ankara bürünmüş diyebiliriz. Güneş yok, alıştık Ocak ayında güneşi görmeye. Bugün için biraz daha Ankara'yı karamsar bir hava bekliyor. Ama yine de dışarıya baktığımızda camımızdan şükürler olsun, hem sağlıklıyız, bunun için şükretmek gerekiyor. Hem de aynı zamanda artık kış geldi. Ocak ayında acaba Şubat'ta da kar yağar mı yağmaz mı diye düşünürken Ocak bitmeden bize yüzünü gösterdi. Kocatepe Camii'nin şu an görüyorsunuz görüntülerini, etrafı ve kendisi bembeyaz ve sisin altında sadece minareleri gözüküyor. Yoğun da etkisi var sisin şu an Ankara'da. Ama gördüğünüz gibi sessiz, sakin, böyle sanki herkes uyuyor gibi bir hava var. Ama hep söylüyorum, sessiz, sakin, böyle güzel de bir ortam oluşmuş Ankara'da. Herkes camını açtığında ya da montunu giydiğinde güzel artık kara basıp böyle ayak izlerimizi izleyebileceğimiz bir hava söz konusu. Tabii ki de yazı özleyeceğiz ama bir süre daha yaza ara verdik. Çünkü Ocak ayında zaten çok sıcak bir hava geçirdik. Bundan sonra biraz da üşüyelim diyelim. Şimdi haberlerimize bakalım. Haber manşetlerimizde neler var? Buyurun. Altılı Masa Hükümet Programı ve Ortak Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olarak nitelendirilen Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin kamuoyuyla paylaştığı devlet yönetiminde ve ekonomide hedeflerin reformları, politikaları, projeleri içeren metinde 2000'den fazla yeni düzenleme yer alıyor. İşte detaylar. Müzik
Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yola çıkan altılı masa geçiş sürecinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yarının Türkiye'si temalı toplantıda ortak politikalar metni 9 ana başlıkta toplandı. Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak politikalar mutabakat metninin detayları belli oldu. Genel başkanların hazır bulunduğu tanıtım toplantısında metin Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısı tarafından bölümler halinde açıklandı. Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikalarından oluşan 9 başlıkta 2000'in üzerinde somut hedef ve politikaya yer verildi. Metne göre milletler arası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin meclise ait olduğu anayasal güvence alınacak. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor. Seçim barajının %3'e düşürülmesi planlanıyor. Genel seçimlerde %1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı tasarlanıyor. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması meclis iznine bağlanıyor. Yine metne göre mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor. Siyasi etik kanunu çıkartılması ve mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor. Enflasyonun 2 ay içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi, 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az 2 katına çıkartılması hedefleniyor. Şimdi gözler altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Adaylık konusunda kritik tarih 13 Şubat. Bu tarihte altılı masanın ikinci tur son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Abi senin abi gitme. Ben buradayım. Hava durumunu da sıklıkla aktardığımız haberlerden bir tanesi sıcakların düşmesiyle tüm yurtta kar etkisini gösterdi. Bazı noktalardaysa hayat durma noktasına geldi. Ama böyle de bakmamak lazım. Kartpostallıkla görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da ise beklenen kar sonunda geldi. Doğudan batıya tüm yurt beyaz örtüyle kaplandı. Görüntüler Muş'tan. Yoğun kar kentte 345 mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Tüm ilçelerde karla mücadele eden ekipler kalan 48 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Biriktirdikleri karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıdı. Bitlis'te kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Otomobiller kara büründü. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Belediye ve karayolları ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaş ise dükkanın önünü temizledi. Rize'nin yüksek kesimlerinde de kar yüzünü gösterdi. Kaçkar dağları ve yaylaları beyaza büründü. Kar kalınlığı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15, 2000 rakım üzerindeki yaylalarda ise 1 metreyi aştı. Mega kentte de ilk kar sonunda düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle başlayan kar yağışı Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde ve Şile'de etkisini gösterdi. Bolu'da ise kartpostallık görüntüler vardı. Kentte yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden yağış Gölcük Tabiat Parkı'nda karla kapladı. Ziyaretçilerini yağış altında karşılayan bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar göl kıyısında karla kaplı çam ağaçlarının altında yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede oluşan kar manzarası drone ile görüntülendi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da bir anda bastıran kar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bremen seferini yapan uçağın yolcuları 5 saat uçak içinde bekledi. Ha.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kalkıştan önce buzlanmaya karşı drink yaptıran uçaklar rötara girdi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bremen seferini yapan uçağa 5 saat rötör yaptı. Yolcular bu süre içinde uçakta bekletildi. ...2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başlamıştı. Ödemeler yarın gün sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak'ta yıllık olarak gerçekleştiriliyor. Uygulanan MTV Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit iki taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi salı günü sona erecek. Söz konusu vergi interaktif vergi dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemiyle ödenebiliyor. Geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisine gelecek olursak, Cumhurbaşkanı kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları %122,9'luk yeniden değerlendirme oranı yerine %61,5 baz alınarak hesaplandı. Buna göre 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101.152 lira olacak. Bir kez daha hatırlatalım sevgili seyirciler, 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başlamıştı. Ödemeler bugün gün sonuna kadar yapılabilecek. Bir kez daha söyleyelim, ödemeler bugün gün sonuna kadar yapılabilecek. Ödemelerini yapmayan izleyicilerimiz, vatandaşlarımız varsa bir an önce yola koyulup bugün akşam saatlerine kadar ödemelerini yapmalarını bir kez daha hatırlatalım. Şimdi devam edelim haberlerimizle. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Verilere göre tüketici güven endeksi artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98.1 iken 2023 Ocak ayında %1.3 oranında artarak 99.3 değerini aldı. Ocak ayında güven endeksi bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Verilere göre tüketici güven endeksi de artış gösterdi. Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi %4.6 oranında artarak 79.1 değerini, imalat sanayi güven endeksi %1.8 oranında artarak 103.4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0.6 oranında artarak 93.2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %1.7 oranında azalarak 118.1 değerini, parakende ticaret sektörü güven endeksi %1.0 oranında azalarak 126.2 değerini aldı. Onlar ayrı sektör, yani ayrı. Bunlar EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini haberimizde izleyelim. Buyurun. EYT'de sona gelindi, düzenleme meclise sunuldu. Peki vatandaş nasıl yol izleyecek? Birinci adımda EYT durumunun öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için 8 Eylül 1990 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması temel şart. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigorta süresini dolduranlar emeklilik hakkını kazanabilecek. Başlangıç prim gün sayısı 5000 olacak. Prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5975'e kadar çıkabilecek. Bağkur ve emekli sandığında ise prim gün şartı kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 olacak. EYT'den emekli olup olunmayacağını Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 ve SGK'nın ilgili birimlerinden öğrenmek mümkün. EYT kapsamında Bağkur mu, SSK'dan mı emekli olunacağınsa doğru hesaplanması gerekiyor. En çok hangi statüden priminiz varsa o statüden emekli olunacak. Ayrıca son 2520 gün bildirilen prim günü dikkate alınıyor. Eksik olan prim günleri doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma gibi kanunda yazan haklarla eksik günler borçlanarak tamamlanabilir.
EYT kapsamında emekli olacakların öncelikle işten ayrılması gerekiyor. Bunun için SGK'dan emeklilik hakkı yazısı alıp bu yazıyı işverene teslim edecek. İşveren de kod 8'li emeklilik nedeniyle işten çıkış işlemini gerçekleştirecek. Bu sürecin ardından emeklilik için başvuru gerçekleştirilebilecek. İşten çıkış işlemi yapıldıktan sonra emeklilik için bağlı bulunan il ilçe sosyal güvenlik kurumuna veya E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunulabilecek. Elazığ'da iki arkadaş oltayla 36 kilo ağırlığında 1 metre 16 santimetre uzunluğunda turna balığını tuttu. Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı. Bugün ay 28 cumartesi. Evet. Az önce dönmüştü. İnşallah kaçırmayız ya. Kaç abi? Kilo? Kilo 25-30. İlk defa turna tuttum hayatımda. Ay maşallah. Ay maşallah. Gel. Aman abi dur. Aman abi bunu bir. İnşallah kaçır. Ay maşallah. Bakın abi. Hele. 6. Haberlerimizi aktardık. Şimdi spor gündemine bakalım. Spor gündeminde neler var? Buyurun. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Ortay'ı getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantıda aldığı kararla Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Lale Ortay'ı getirdiğini açıkladı. Orta Başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Konak, Profesör Doktor Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadettin Güler, Aynur Asun Akar ve Hamza Mısır oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Orta'nın Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartı ilk kadın hakemlerinden biri olduğunu vurguladı. Lale Orta ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nda ilk kadın başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi tarihte bunu ilk kez yapan yönetim oldu. Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın Corenton Alanya ile karşılaşacak. Ayrıntılar da ekranınızda. İzleyelim. Demir Grup Sivasspor puan arayışında sıralamada üst sıraları hedefliyor. Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Corendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma saat 17'de başlayacak. Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Süper Lig'de zor günler geçiren Kırmızı Beyazlı ekip zorlu deplasmanda Alanya Spor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Sivasspor'da Corendon Alanya Spor maçı öncesi Murat Polili, Clinton Nije ve Fredrik Ulvesta'nın sakatlığı bulunuyor. Sivasspor Alanya Spor maçı bugün olacak sevgili seyirciler. Bakalım kim kazanacak? Ben kazanan takımı tutuyorum. İyi olan kazansın diyelim. Haberlerimize devam edelim. Bakalım neler var. Fenerbahçe İtalya temsilcisi Parma'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu Jaiden'le
4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transfer içinse Parma'ya 6 milyon euro ödenecek. Spor Toto Süper Ligi'nde 21. hafta dün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir'le Konya Spor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Lider Galatasaray kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitsen Giresun Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkış yapan Beşiktaş da Alanya Spor'u 3-0 mağlup ederek haftanın galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti. 22. haftanın açılış maçları bugün Alanya Spor ve Sivas Spor, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'la arasında oynanacak maçta olacak. Aktaracağız detayları. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra biz burada olacağız. Bekliyoruz sizleri. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi biliyorsunuz her zamanki gibi 9.30'da ekonomi bültenine geçiyoruz. Bakalım ekonomi gündeminde bugün neler var? İlk bizden duyun. Erdal Beyciğim günaydın. Günaydın Mina Hanım. Nasılsınız efendim bugün? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Konya'da havalar nasıl? Kar yağışı başladı mı? Kar yağışıyla uyandık güne. Şehir merkezinde epey bir kar yağışı oldu. Şu an yavaşladı ama her yer tabii bembeyaz oldu. Epeydir bekleniyordu. Biz artık kış ne zaman gelecek falan demeye başlamıştık. Özür dilerim, içeriye biraz ses alabilir miyim? Erdal Bey, özür dilerim, sizi tam duyamadım ben. Evet, sesim şu an geliyor. Evet, şu an duyuyorum ben sizi. Evet, sabah kar yağışıyla uyandık güne. Epeydir bekleniyordu ama gelmiyordu bir türlü. İki türlü tedirginlik yaşamaya başlamıştık. Kış gelmiyor ama yaz aylarına mı kış yaşayacağız acaba demeye başlamıştık ki. Neyse ki kar geldi. Artık biz de zaten sıklıkla hava durumunda bizi izliyorsa eğer izleyicilerimiz söylüyoruz. Umutsuzluğa kapılmayalım. Ocak ayından sonra Şubat'ta kar yağacak demiştik, dediğimiz gibi oldu. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından sizlere biz Konya'daki hava durumunu da sıklıkla aktarıyoruz. Çok da sevindim aslında, Konya'da da uzun zamandır kar yağış ve yağmur yağışı da yoktu. Karın yağması da güzel oldu. İstanbul'da da bugün çok böyle yoğun bir kar yağışı yok ama yüksek kesimlerde başladı. Biz de inşallah birkaç güne sizin gibi bembeyaz bir görüntüyle sabahlara günaydın deriz. Şimdi yine hava durumunu bırakalım. Biz sizinle gelin ekonomiye geri dönelim. Asıl gündemimize bakalım. Öncelikle ben şimdi sizden bir ufak bir piyasayı değerlendirmenizi istiyorum. Sonrasında da bu açlık sınırıyla alakalı konuşmak istiyorum. Önce bir piyasalardan başlayalım isterseniz. Evet, dün Türkiye'den tüketici güven endeksi geldi, ekonomik güven endeksi geldi, çok özür diliyorum. Küresel anlamda ekonomik bir veri dün için yoktu, dün nispeten sakin bir gündü ama haftanın ilerleyen günlerinde yoğun bir şekilde, dün de takvimi detaylı vermiştim, yoğun bir şekilde veriler akmaya başlayacak. Bu hafta hem faiz haftası, hem Amerika'dan hem Avrupa'dan gelecek faiz kararlarını dikkatle takip edeceğiz, İngiltere'de dahil olmak üzere. Bunun dışında PMI verilerinin yoğun geleceği bir hafta olacak. Amerika'dan istihdam verileri gelecek. Bunlar son derece önemli veriler. Ve hem kripto tarafında, hem altın tarafında, hem kurlarda yoğun bir dalgalanmaya sebep olacak. Yatırım yapan kişiler bu dalgalanmayı dün itibariyle hissetmeye başladılar diye düşünüyorum. Çünkü dün grafiklerde oldukça hareketli anlar yaşadık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların açık olduğu saatlere denk gelen kısımda. Türkiye'de daha çok piyasaların kapalı olduğu saate, zaman saat farkından dolayı bu şekilde geliyor. Daha yoğun hareketlilikler gördük. Bu hafta sonuna kadar belirsizlik devam edecek ama önümüzdeki hafta daha net okumaya başlayacağız diye düşünüyorum. Dediğim gibi dün yoğun bir veri akışı gelmedi ama Türkiye için ekonomik güven endeksi bence önemli verilerden bir tanesiydi. Bunun dışında siyasi gelişmeleri zaten takip etmeye devam ediyoruz. Türkiye açısından dikkatle takip ediyoruz. Bakalım bugün ve yarın ya da
haftanın diğer günlerinde gelecek olan diğer verilerde en azından para yönünün ne tarafa çevirecek hep birlikte görmüş olacağız. Tahminlerimiz elbette ki var ama yatırım tavsiyesi olmaması adına çok fazla dillendirmek de istemiyorum. Ama önce verilerin getirdiği sonuçları da yavaş yavaş ufaktan insanların tahmin edebileceği şekilde sunmaya özen gösteriyorum. Amerika'dan oldukça iyi veriler geldi, bunu unutmayalım. Yani Fed'in kararı üzerinde etkili olacaktır. Ama bölgesel başkanlarının tutumlarını da unutmamak gerekiyor. Yani enflasyon %2 olacak hedefine henüz çok uzağız diyorlar. Bu yüzden 25 baz puanla 50 baz puan arasında bir fiyatlama, bir faiz artışı FOMC toplantısı sonunda gelecek. Ama piyasa şu an için 25 baz puanı fiyatlıyor. 50 baz puan gelirse ne olur? Bu ihtimali ortaya koyalım. 50 baz puan gelirse altının ons fiyatında bir miktar aşağı yönlü hareket göreceğiz. Bunun dışında diğer finansal yatırım araçlarında da aşağı yönlü bir hareket göreceğiz ama çok ihtimal dahilinde değil gibi gözüküyor. 25 baz puan gelirse de zaten piyasa fiyatladı diyebiliriz. Altın 2000 doları zorluyor bu arada. Türk yatırımcısı için önemli bir detay. 2000 doları geçer mi? Ben önümüzdeki yıllarda özellikle ilkbahar yaz aylarına girerken altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyredeceğini düşünüyorum ons fiyatı tarafından. Tabii seçimden sonraki süreçte Türkiye'nin ekonomik durumu ne olacak, yeni ekonomi politikaları ne olacak çok da bilmiyoruz. Çünkü hükümet değişecek. AK Parti de hükümette olsa sonuçta yeni bir hükümet kurulacağı için ekonomi programında bir değişiklik olabilir. Bunu şu an için yorumlamak, bilmek çok da mümkün değil ama Mayıs ayına kadar olan süreç için. Seçimlerden bahsetmişken şey de sormak istiyorum. Araya da onu sıkıştırayım. Dün biliyorsunuz altılı masa ortak metnini açıkladı. Acaba bu ortak metin açıklamasından sonra ekonomide bir değişiklik olur mu? Çünkü hala biz biliyorsunuz seçimi de bekliyoruz. Ekonomide asıl yükselişlerin, inişlerin olacağını o zaman da çok merak ediyoruz neler olacağını ama altılı masa hala adayını açıklamadı. Burada bir bilinmezlik var. Bu da biraz etkiliyor. Dün ortak metnini açıkladı, bir giriş yaptı. Bu da ekonomiyi nasıl etkiler sizce ya da bir iniş çıkış, bir değişiklik seyreder mi ekonomide? Seçime yaklaştığımızın bir göstergesi oluyor aynı zamanda. Zannedersem 13 Şubat gibi adaylarını açıklayacaklarını söylüyorlar. Evet. Tabii bu siyaset biraz da futbol maçına benziyor iki taraf arasında şu anda. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında kıyasaya bir futbol maçına benzeyen rekabet oluşmuş durumda. Onların siyasi hamlelerinin içerisinde bu var diye düşünüyorum. Adayın açıklanmasından ziyade program içeriği daha önemli tabii. Türkiye'nin pek çok sorununun içinde bulunduğu bir program metni açıkladılar. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Yani Türkiye'de zaten herkes bunları biliyor. Türkiye'de bunu AK Parti hükümeti de biliyordu, önceki koalisyon hükümetleri de biliyordu, daha önceki dönemlerdekiler de biliyordu. Yani Türkiye'deki sorunları herkes biliyor. Sorun burada şu, bu sorunları çözecek hamleler gerçekten yapılacak mı ya ikna etmeleri gerekiyor. Yani bu daha önce defalarca dile getirildi. Ben program metninin tamamını okuma fırsatı bulamadım. Çünkü 244 sayfalık bir metin vardı. Ben de vaktimden dolayı okuyamadım ama özetine bakmaya çalıştım mümkün olduğunca. Evet çok güzel maddeler var içinde ama AK Parti hükümetinin de var aynı şekilde maddeleri. Özellikle EYT ile ilgili olan kısım uygulamaya konuldu zaten. Yaş sınırı kaldırıldı. Pek çok kişi emekli edilebilecek. Bu sorun bir şekilde çözüm aşamasına şu an için imzalanmamış bile olsa mecliste çözülecek. Dediğim gibi ben özellikle siyasi hamleleri, yargıyla ilgili, hukukla ilgili olan metinleri, başlıkları çok beğendiğimi söyleyeyim net bir şekilde ama dediğim gibi bunlar uygulanacak mı? Kafadaki soru işaretleri bunlar. Uygulamada nasıl olacak burayı... aslında? Önemli olan da o. Eğer altılı masa yani Millet İttifakı iktidara gelirse uygulamada nasıl bir yol haritası izlenecek? Bence asıl sorulardan birisi bu. Genel anlamda benim aldığım geri dönüşlerde şu an için metnin gayet olumlu olduğunu ve kulağa hoş geldiğini söylüyorlar. İçeriği dolu dolu. Ama uygulamada nasıl bir problem yaratacak ya da problem yaratacak maddeler var mı? Tabii ki de bunu da söyleyen gazeteler var, haberler var. Tehlike yaratacak maddelerin de olduğunu söylüyorlar, yani açık olduğunu. Tabii ki de bunları görmek için de yasanın gerçekleşmesi gerekir. Bizim de bunu uygulandığında görmemiz gerekir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ama şu an için net olan bir şey var ki Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede evet bürokrasi ağır bir süreç. Biz bunu bundan önceki süreçlerde çok fazla yaşadık. Türkiye'nin hızlı ilerlemesi yönünde bir engeldi. Ancak şu an mevcut olan sisteminde Türkiye için çok da uygun olmadığını zannedersem artık AK Parti de görmüş olacak ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bazı söylemlerinden bunu da çıkarabiliyorum. Zor bir süreç. Türkiye için uygun bir sistem olmadığını herkes gördü diye düşünüyorum. Yavaş yavaş daha demokratik, daha özgürlükçü, daha
çoğunluğun yönetime katıldığı bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Özellikle barajın %3'e düşürülmesiyle ilgili olan maddeyi de bunun içine ekleyeyim ben. Evet, çoğulcu demokrasi her zaman bizim gibi ülkeler için daha hayırlıdır. Çünkü çok fazla insanın yaşadığı, çok çeşitli insanın yaşadığı bir yerdeyiz. Tarım toplumuyuz ama sanayi toplumuyuz da aynı zamanda. Ben bu yüzden sistemle alakalı olan maddeleri de beğendim. Ama tabii ki kararı halk verecektir. Benim bir tane oyum var, ikinci bir oyum yok. Ben de her Türk vatandaşı gibi gidip seçimde oyumu kullanacağım. Siyasi bir figür olmadım, hiçbir zaman olmadım. Yaklaşık 4-5 yıldır ekranlardayım. Bu süre içerisinde beni takip eden herkes de bilir ki ben hiçbir siyasi partinin destekçisi değilim. Halkın destekçisiyim sadece. Ama tabii olumlu olan tarafları görmezden gelmememiz gerekiyor. Ortaya koymamız gerekiyor. Ben AK Parti'nin de seçimi kazanmak adına yaptığı hamlelerin vatandaş tarafında yerini bulduğunu görüyorum. Umarım ki daha bilime dayalı, daha demokratik bir şekilde ülke yönetimine talip olurlar. Ve kıyasaya bir rekabet olacak, bu net. Bence çok seçim, da zorlayıcı bir seçim bekliyor dediğiniz gibi. Şeyi. Çok böyle rekabetin de olduğu, başa başta devam edecek bir seçim gibi gözüküyor. Ama tabii dediğim gibi altılı masa bir an önce adayını açıklarsa eğer biz de rakiplerin kim olduğunu da görmek istiyoruz. Şimdi sadece bir altılı masa var. Bir de adayını açıklayan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi ikiye baktığımızda altılı masada hala aday yok. Soru işareti Cumhur İttifakı açıkladı. Biz evet bir rakibin olduğunu ve bir başa baş bir mücadelenin olduğunu hissediyoruz ama hala rakipleri bir karşılaştırma sürecine de giremedik. Mine Hanım, şunu unutmamak gerekiyor. Ben isimlerle ilgilenmiyorum. Kim olduğundan ziyade nasıl yönetileceğimiz kısmıyla ilgileniyorum. O yüzden isim kısmı gerçekten benim için çok önemli değil. Ben nasıl yönetileceğimizle, dürüst bir şekilde, halkın yararına bir şekilde çalışılacak bir ekip olması gerektiğine inanıyorum. Ve Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığı dönemi hatırlayın. Seçimlerden çok kısa bir süre önce aday açıklanmıştı. Yani halkın ne diyeceği önemli burada, sandıklardan ne sonuç çıkacağı, ama ekonomik olarak bir hamle yapılması gerekiyor. Siyasetin bir adım dışına taşırayım olayı. Ekonomik bir hamle yapılması gerekiyor. Türkiye gerçekten kritik bir dönemden geçiliyor ve yapısal reformlar diye defalarca, yıllardır söylüyoruz yapılması gerekiyor diye. Bu yapısal reformlar kelimesini, cümlesini çok fazla açma fırsatı bulmuyoruz. Yapısal reformlar sadece yüksek teknolojili ürünler üretmekten geçmiyor. KDV'li üretim yapmaktan geçmiyor. Yapısal reformlar içinde hukukundan eğitime pek çok konuyu barındıran bir cümle. Bunu görmek istiyoruz. Yani Türk vatandaşları olarak bizim görmek istediğimiz, talep ettiğimiz kısım daha adil, eğitimde eşitliğin olduğu, hukukta eşitliğin olduğu, gelirin tabana yayıldığı, verginin tavana yayıldığı bir sistemin kurulduğu, gelişmiş tüm ülkelerde olduğu gibi demokratik bir ortam görmek istiyoruz. Ancak Türkiye şu an bundan çok çok uzak. Yani bunu hep şu dönemde hep birlikte yaşıyoruz en azından. Gelen en son torba yasa, evet, vatandaşın yararına mıydı? Değildi. Nasıl değildi? Şimdi daha dün itibariyle görmeye başladım, önüme düşmeye başladı. 31 Aralık'a kadar olan, 2000 liraya kadar olan vergi borçlarını sildik dendi torba yasada. Peki vergi ödeyenin suçu ne burada? Yani burada vergi ödeyenin cezalandırıldığı bir sistem içerisindeyiz. Bu sistem içerisinde ister Recep Tayyip Erdoğan yönetsin, ister Kemal Kılıçdaroğlu yönetsin, isterse Erdal Özel yönetsin. Yani sistemi değiştirmedikten sonra isimlerin hiçbir önemi, hiçbir değeri kalmıyor benim için. Ben biraz daha halkçı bir insan olduğum için cümleyi bu şekilde tamamlamak istedim. Efendim, siz nasıl isterseniz tamamlayın. Biz her şekilde sizi dinliyoruz zaten. Şimdi aslında ben asıl konumuza gelmek istiyorum. Siz burada hep böyle her seferinde üstüne basa basa söylediniz. Bu dezenformasyona uğradığını, bu evlerin, emlakçıların fahiş fiyatlarını, zamlarını, vergi diliminden kaçtıklarını, birçok detayını siz burada bize sıklıkla aktardınız ve gerçekten de galiba ses getirdi sizin söylemleriniz. Bunun için gayrimenkul sektöründe kira geliri elde eden emlakçılara yönelik de bir inceleme yapıldı ve 55 bin riskli işlem tespit edildi. Bu şu an daha başlangıç. Biliyorsunuz konut da şu an yeni evin projesi de devrede. Ev satışlarında da hala istenilen düzeyde bir başvuru da yapılmamıştı. Siz ne diyorsunuz, bu acaba nasıl bir gidişat gösterecek? Gayrimenkul değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de radar sistemine takılmış. Bunun için sizin yorumlarınızı alalım. Evet, güzel gelişme, sonunda oluyor diye bakıyorum ben olaya. Gerçekten burada çok büyük vergi kaybı var. Bakın Mine Hanım, bütçe yıllık hazırlanır. Bütçe Ekim ayı civarında meclise geldiği zaman bütçe gelirlerinin yaklaşık %90'ını vergi kalemleri oluşturur. Yani devletin topladığı vergiler. Bu vergiler arasında neler var?
kurumlar vergisinden tutun da pasaport harçlarına kadar, stopaj gelirlerine kadar pek çok vergi türü var. Bakın %90'ı diyorum, çok büyük bir oran. Geri kalan %10'luk kısım içerisinde de trafik cezalarına benzer cezalar ve diğer gelirler oluşturur. Yani devletin gelir kalemleri vergilerdir. Devlet bu topladığı vergileri ne yapıyor? Memurunun maaşını ödüyor, personel giderlerini karşılıyor, yatırım yapıyor, faiz giderlerini harcıyor. Şimdi birileri vergi kaçırdığı zaman devlet bu vergiyi toplamak yerine vergi kaçıramayacak kişilerin ödediği vergi oranını arttırma yöntemine gittiği zaman zenginle fakir arasındaki uçurumu açıyorsunuz. Bunun yerine vergi kaçıran insanların peşine düşülmesi gerekiyor. Bu da güzel bir fırsat oldu. Yani özellikle ben buradan tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten vergi kaçakçılığının ortaya çıkması için çok güzel bir proje oldu bu. Her ne kadar fiyasko demiş olsak da, gerçekten insanlar buradan ev alamıyor olsa da, aslında devletin ne kadar büyük vergi kayıplarına uğradığını bence ekonomi yönetimi de gördü ve bunun peşine düşme kararı aldı. İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü, ne yazık ki. Ne yazık ki kelimesinin de altını çiziyorum. Çünkü inşaat sektörüyle büyüyen ekonomiler çok da sağlıklı büyümezler. Ama ne yazık ki Türkiye son özellikle 15-20 yıldır inşaatla büyümüştü. Dolayısıyla devasa inşaat firmaları çıktı ortaya. Yani mahalle müteahhitlerinden tutun, Türkiye'de yurt dışı yatırımlar da yapan pek çok inşaat firması ortaya çıktı. Şimdi bu firmalar vergisini ödemediği zaman ya da kaçırma yöntemine gittiği zaman, siz arabanızla benzin istasyonuna yanaştığınız zaman Brent petrol aşağı düşmesine rağmen siz pompa fiyatlarına neden ben bu indirimi görmüyorum diye sormaya başlıyorsunuz. Çünkü devlet aradaki farkı indirim olarak yansıtmak yerine ek vergi olarak yansıtmayı tercih ediyor. Ya da ÖTV diye bir vergi türetiyorlar. Aslında bu olmaması gereken bir vergi ama Türkiye'de hala devam ediyor. Ek vergiler gelmeye devam ediyor ve özellikle bordrolu çalışan, maaşla çalışan, sabit gelirle çalışan insanlar, vergi kaçıramayan insanlar, kaçırmayan da demiyorum artık, vergi kaçıramayan insanlar ne yazık ki gelirlerinin büyük bir kısmını vergi olarak ödemek zorunda kalıyor. Bence Türkiye'de vergi oranlarının yüksek olmasından, %23'ten %20'ye düştü kurumlar vergisi çünkü. Çok yüksek bir oran. Burada %18'lik KDV dilimi var hizmet sektöründe. Diğer sektörlerde %8 KDV var. Burada baktığımız zaman vergi yükü çok ağır diye şikayet ediyor firmalar ama şimdi devletin gelir kalemleri, tekrar başa döneyim, vergi. Şimdi siz verginizi düzgün ödemezseniz vergisini bu sefer devlet vergi oranlarını yükseltiyor. Vergi kaçıramayacak insanların tepesine biniyor. Buradan vazgeçilmesi lazım. Hiç kimse buna gönül rızasıyla vazgeçmez. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi kaçırmanın cezası iki tarafa da 20 yıl hapis cezasıdır. Yani net bir şekilde indirimsiz 20 yıl hapis cezası. Bir vatandaş olarak siz gittiniz, alışveriş yaptınız ve alışverişin fişini almadığınız zaman, çünkü onlarda da var, bizde KDV diyoruz ama orada onlar tax dedikleri, aynen bizdeki KDV'nin bir örneği var, %8'lik bir oran. Almadığınız zaman ve bu tespit edildiği zaman 20'şer yıl hapis cezası yiyorsunuz. Yani hiç kimse gönül rızasıyla vergi ödemez. Amerikalılar da ödemiyor, Türkler de ödemez. O zaman sizin devlet olarak yasa çıkarmanız gerekiyor. Ceza yasalarını değiştirmeniz gerekiyor. Daha vicdanlı vergi oranlarına düşürüp insanların vergi kaçırmasını engellemeniz lazım. Yani ortalık vergi zenginleriyle dolu ne yazık ki. Bugün Türkiye'de özellikle 2001 krizinden sonra zengin olan insanların çok büyük bir kesimi ne yazık ki KDV zengini olarak adlandırılıyor. Bunu da görüyoruz. Neden sürekli yapılandırma çıkıyor? Neden sürekli aflar çıkıyor? Yani herkes vergisini düzenini ödemiş olsa yapılandırma çıkar mı? Af çıkar mı? Buyurun ispatı size. O yüzden ben bu gelişmeyi olumlu buluyorum ancak yetersiz buluyorum. Bir an evvel ceza yasalarında vergi kaçırmayla ilgili ağır cezalar çıkarılmalı. Çünkü devletin görevi, hükümetlerin de görevi vatandaşın hakkını korumaktır. Bizim hakkımız da vergi kaçakçılığının engellenmesinden geçiyor. Bu gelişme için ben teşekkür ediyorum. Umarım ki devamı gelir. Umarım hepsi tespit edilir. Ve bu zamana kadarki kaçırdıkları tüm vergiler onlardan geri tahsil edilir. O zaman emin olun Türkiye ekonomisi düzelme sürecine girecek. Net yani. Bence de bunun karşılığında gerçekten dediğiniz gibi kaçırılan vergilerin tahsis edilmesi gerektiği bence en büyük ceza olarak da görülebilir, bilmiyorum ama geri dönüşlerden bir tanesi olacak. Belki de o açığı kapattığımızda böyle bir problem yine %50'sini halletmiş olacağız gibi duruyor. Erdal Beyciğim çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. 3 saati burada noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde biz burada olacağız efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.